Selamlar değerli Arfpod takipçileri. Tekan Karamaker programı Arfpod Oyun Kodlama Yarışması 2023'ün bu haftaki online atölyesine hoş geldiniz. Bu atölyede yarışmamız hakkında bilmeniz gereken her türlü bilgiyi elden geçireceğiz. Yarışmaya nasıl başvuracağınızı, kendi oyununuzu nasıl yapacağınızı beraber öğreneceğiz. Aklınızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Eğer gideremediğim soru işaretleri olursa bunu canlı chat üzerinden ya da yorumlar üzerinden veyahut da chatte bıraktığımız Discord linkinden yine bizlere sorabilirsiniz. Bu haftaki online atölyemizde önceki anlatımlardan ufak bir farklılık olacak. Bunun sebebi de .Big Bang'e çok ufak bir takım güncellemelerin gelmiş olması. .Big Bang anlatımına geçtiğimiz zaman da bunları beraber inceleyeceğiz. Atölyemize başlayalım. Hatırlayacağınız üzere eğer daha önce incelediyseniz veya ilk defa bakıyorsanız yarisma.arfpod.com bizim en önemli sitemiz durumunda şu anda. Çünkü edinmemiz gereken her türlü bilgiye veya gitmemiz gereken her türlü bağlantıya buradan ulaşabiliyoruz. O yüzden bu linki mutlaka siz de ben incelerken siz de buraya girin, benle beraber inceleyin. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Tek Ankara Maker programı kapsamında Dijital Çağ Atölyesi işbirliğiyle düzenlenen Arfpod Oyun Kodlama Yarışması 2023, Ankara'da ikamet eden 8-14 yaş arası tüm çocukların katılımına açık ve ücretsizdir. Bu cümle bizim için önemliydi çünkü yarışma için en büyük kriterlerimizden birisi yarışmacının 8-14 yaş arasında bir çocuk olması ve Ankara'da ikamet ediyor olması. Burada YouTube online atölyelerimize gitmenizi sağlayan bir bağlantımız var. Önceki online atölyelere de buradan ulaşabilirsiniz. Burada da Arfod kanalının 2023 yarışma kısa tanıtımının bir videosu var. Buradan Arfod kanalına da ulaşabilirsiniz isterseniz. Burada da .Big Bang'e girmemizi sağlayan bir bağlantı var. Burada başvuru yapacağımız bağlantı var. Bunlara da birazdan beraber gireceğiz. Burada yarışma dokümanımız var. Katılım koşullarını görebileceğimiz. Bunları da birazdan beraber inceleyeceğiz. Burada yarışmamızın ödüllerini görebilirsiniz. İki kategoride 5-5 toplam 10 tane ödül vereceğiz. Burada Arfbot'un zaman çizelgesine bakabilirsiniz. Neyin ne zaman yapılacağı kesin tarihlerle burada belirtilmiş bu durumda. Online atölyelerimizin ne zaman yapılacağı burada var. Burada da önceki finallerimize dilerseniz izleyebilirsiniz. Kendinize fikir edinmek açısından. Önceki arkadaşlarınız ne yapmış, ne etmiş eğer görmek isterseniz. Burada da önceki yarışmalarımızın finalleri var. Arfbot YouTube kanalında da yine görebileceğiniz üzere size için çok faydalı videolar var. Mutlaka bunları da eğer daha önce takip etmediyseniz atölyelerimizi bunları da izlemenizi tavsiye ederim. Burada Arfbot'un kendisine gitmemizi sağlayan bir bağlantımız var. Burada da Arfbot'a dair olan tüm linkler, bağlantılar ve .Big Bang Discord kanalının bir bağlantısı var. Gelin şimdi yarışma dokümanını incelemeye koyulalım. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Tek Ankara Maker programı kapsamında Dijital Çağ Atölyesi işbirliğiyle düzenlenen Arfpod Oyun Kodlama Yarışması 2023 etkinliğine hoş geldiniz. Tek Ankara Maker programı Arfpod Oyun Kodlama Yarışması 2023 ile ilgili bütün detaylara iş bu yarışma dokümanına ulaşabilirsiniz. Yarışma dokümanını dikkatlice okumanızın önemli olduğunu başlangıçta belirtir. Eğlenceli ve öğretici bir yarışma süreci dileriz. Da neden oyun kodlama ile ilgili bir yarışma yaptığımızı veya gelecekte bunların neden sizin için önemli olacağını, sizlere ne gibi katkısı sağlayacağı ile ilgili genel bir bilgi verilmiş. Buradaki paragrafı da kişisel faydanız için okumanızı tavsiye ederim. Gelin yarışma amacını beraber inceleyelim. Bu yarışma öğrencilerin güvenli internet kullanımı konusunda bilinçli ve aynı zamanda dijital dünyada üretken bireyler olmasını desteklemeye esas alan bir yarışmadır. Ayrıca teknolojiyi bir araç olarak kullanabilen
üreten bireylerin gelişimini desteklemek, girişimci bireylerin önünü açmak, öğrencilerin tasarım yapma ve kod yazma becerilerini geliştirmek, öğrencilerin çağımızda önemli bir pazar haline gelen oyun üretme becerilerini geliştirmek, Ankara'nın avantajlı ve dezavantajlı bölgelerinde yaşayan öğrencileri aynı fırsat noktasında birleştirmek, öğrencilere algoritmik düşünmeye teşvik etmek, analitik bakış açısı kazandırmak ve en önemlisi programlamayı sevdirmek, bilgisayar oyununu programlamayı o oyunu oynamaktan daha cazip hale getirmek, öğrencilerin 21. yüzyıl temel becerileri yaratıcılık, eleştiriler düşünme, iletişim ve üretkenlik gibi beceriler etrafında birleşmesi amaçlanır. ArchBot hakkında kısa bir yazımız var, gelin onu da okuyalım. Sonra ArchBot'un ne olduğunu beraber inceleyelim. ArchBot.com çocuk dostu, akıllı, ücretsiz ve güvenli Türkçe arama motorudur. Çocukların dilinden iyi anlayan karakter ArchBot, filtreleme yöntemi sayesinde aramalarda daima öğretici, eğlenceli, merak uyandıran ve güvenli sonuçları gösterir. Çocuklara uygun olmayan içerikleri algılayabilen ArchBot, internet kullanımını asla baskıcı bir şekilde kontrol etmez, sadece uygun olana yönlendirir. Bir çocuğun yetişkinlerin dünyasına uygun bir ortamda aradığını bulabilmesi kolay değildir. ArchBot çocuklar için ilginç olmayan web sayfalarını arama sonuçlarında onların işine yarayacak çocukları gösterir. Kısaca ArchBot güvenli internetin sembol karakteridir. Buradan da anlayacağımız üzere ArchBot'a kısaca çocuk Google'ı diyebiliriz. Gelin şimdi bu ArchBot neymiş, ne değilmiş beraber inceleyelim. ArchBot.com'a geldiğimizde bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Demo için tıkla dediğimizde ArchBot arama motoruna gidiyoruz. Ondan önce sayfanın kalanını da inceleyelim. Burada yine yarışmamız için bir link var. Burada basında ArchBot'un nasıl bir yer edindiğini görmenizi sağlayacak bir bağlantı var. Bunları da birazdan inceleyeceğiz. Burada ArchBot'un kazandığı başarılar var. Gördüğünüz gibi 2023 loading diye belirtilmiş çünkü daha nice başarılar kazanacağımızı biliyoruz. Onların izindeyiz şu anda da. Burada dijital çağ atölyesini inceleyebileceğiniz bir bağlantı var. Burada ArchBot'un daha önce vermiş olduğu ödüller var. Yine sizin yaşınızdaki çocuklara önceki yarışmalardan. Burada ArchBot dijital zeka testi ile ilgili bir ufak yazı var. Burada ArchBot Akademi ile ilgili bir yazı var. İlgileniyorsanız bunları da inceleyebilirsiniz. Bu şekilde burada da çeşitli bağlantılar var yine ArchBot ile ilgili. Gelin şimdi buradaki butonları inceleyelim. Demo için tıkla dediğimizde ArchBot arama motoruna ulaşıyoruz. Burada alışılagelmiş bir beyaz çubuğumuz var. Burada normal aramalarınızı yapabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Gelin bir arama yapalım, ondan sonra diğer butonları da inceleyelim. Klasik bir şekilde daha önce de deneyimlediğiniz gibi normal aramanızı yapıyorsunuz. Ama herhangi bir başka bir arama motorunda karşınıza çıkabilecek içeriklerden ziyade burada sizler için daha uygun, daha bilgi verici, sizler için daha sağlıklı bilgilerin sunulduğu filtrelenmiş, uygunsuz içeriklerden filtrelenmiş sonuçlara ulaşıyorsunuz. Yine gördüğünüz gibi görsel kısmı var. Burada çeşitli alt başlıklar var. Bunları mutlaka girip inceleyebilirsiniz. Siz de ArchBot'un vizyonunu anlamanız, yarışmanıza katılacağınız başvuru için oldukça önemli. Çünkü ArchBot'u sembol karakter olarak oyunlarınıza bulundurmanız gerekiyor. Oyunlarınızda ArchBot'un güvenli internet teması izinden yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde başvurularınız çok başarılı olmayacaktır. Burada yarışma 2023 gördüğünüz gibi bizim yine yarışma sayfasına yönlendiriyor. Blog, harita, oyun, video ve indir butonlarımız var. İndirde telefon veya tabletten ArchBot'u ana ekranınıza nasıl indirebileceğinizi gösteren bir bağlantımız var. Buradaki videolardan ArchBot'u kurabilirsiniz isterseniz. Video kısmından ArchBot'un YouTube kanalına ulaşabilirsiniz. Burada oyun kısmımız var. Gelin oyun kısmını inceleyelim. Her gün bir yeni oyun sloganımızla burada her gün
Oyunlar paylaşıyoruz birbirinden eğlenceli içeriklerle. Zeka geliştirici oyunlar var, eğlenceli oyunlar var. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çok kişilik oyunlar var. Dilediğiniz gibi burada vakit geçirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sayfalarca oyun var. Ayrıca buralarda sizin gibi çocukların yaptığı oyunlar da var eğer denemek isterseniz. Gördüğünüz gibi burada yazıyorlar. Oyundan sonra burada bir harita kısmımız var. Burada da 3 boyutlu içeriklerle donatılmış bir haritamız var. Dilerseniz burada da gününüzce vakit geçirebilirsiniz. Son olarak da burada bir blog kısmı var gördüğünüz gibi. Burada da yine hafta içi her gün olmak üzere bloglarımız paylaşılıyor birbirinden farklı içeriklerle. Big Bang'de ufak bir güncelleme yapıldığını söylemiştik. Onunla ilgili de burada blogumuz var. Mutlaka bunu da inceleyin. Big Bang'de neler oluyor, neler bitiyor diye öğrenmeniz için. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi çok çeşitli renkli, ilginizi çekebilecek içerikler var. Mutlaka bunları deneyeceğimizi tavsiye ediyorum. Sayfalarca blogumuz var burada. Gördüğünüz gibi Arpod'la ara diyerek Arpod'a geri dönebiliriz buradan. Burada Arfbot'un da adını aldığı Sayın Cahit Arf'ın anısını yaşatabilmek için burada Arfbot formülünü bulunduruyoruz. Onun hemen altında da hakkımızda aileler ve eğitimciler, Arfbot ana sayfaya, gizlilik politikası, site engelleme, editörler, iletişim gibi bağlantılarımız var. Merak edenler inceleyebilir. Burada da sosyal medyalarımıza ulaşabileceğiniz Arfbot bağlantıları var yine. Arfbot'u anlamanız dediğim gibi çok önemli. Yarışmada sizi ön plana çıkaracak en büyük kriterlerden biri Arfbot'u yarışma oyunlarınızda, yarışmaya katılacağınız oyunlarınızda ne kadar iyi kullanacağınız olacaktır. Şimdi yarışma dokümanını incelemeye devam edebiliriz. Tek Ankara Maker Programı Arfbot Oyun Kodlama Yarışması 2023 etkinliğine Ankara ile sınırları içerisinde ikamet eden ve başvuru tarihinde 8-14 yaş aralığında olan her çocuk katılabilir. Yarışmaya katılım bireysel ücretsizdir. Her katılım sadece bir oyunla yarışmaya başvurabilir. Buraya lütfen ekstra dikkat edin. Yarışmaya katılım bireysel olarak burada tekrar belirtiyoruz. Çünkü .Big Bang'in size sağlamış olduğu faydalardan biri de oyunları arkadaşlarınızla veya grup halinde yapma olanağı sağlıyor size. Fakat bizim yarışmamızda Arpbot oyun kodlama yarışmasında bu özelliği kullandığınız takdirde başvurunuz iptal edilecektir. Lütfen oyunlarınızı bu yüzden bireyselliği ve yani kendiniz tek başınıza yapın. Her katılım sadece bir oyunla yarışmaya başvurabilir. Yani birden fazla oyun yapıp da bunları eğer tüm oyunlarınızla başvuru gönderirseniz yarışmaya tüm oyunlarınızın bulunduğu başvurularınız iptal edilir ve yarışmadan diskalifiye edilirsiniz. O yüzden yaptığınız bir tane oyunu seçin ve o oyunla yarışmaya başvurun lütfen. Katılımcıların başvurularını oyunlarını tamamladıktan sonra yarisma.arfbot.com adresindeki başvuru formunu doldurarak yapmalıdır. Yarışmacının hazırladığı oyunların daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Arfbot ile güvenli internet teması kapsamına geliştirilecek oyun şiddet, kin, nefret, ayrımcılık ifadeleriyle suç unsurları içermemeli, milli ve manevi değerlerimize ters düşmemelidir. Oyunun kodlanacağı platforma giriş, örnek oyun oluşturma, biten oyunu kaydetme ve yarışmaya başvuru ile ilgili bilgiler yarışma süresi boyunca her pazar günü düzenlenecek çevrimiçi atölyelerde ve Arpod'a ait YouTube kanalına yüklenecek videolarda detaylıca gösterilecektir. Şu anda da bu canlı yayınlardan birini izliyorsunuz. Kaçırdığınız yayınlar için de veya tekrar izlemek isterseniz YouTube kanalında da bunları bulabilirsiniz. Başvurular arasında 8-10 yaş kategorisinden 5, 11-14 yaş kategorisinden de 5 kişi olmak üzere toplam 10 kişi velilerin izniyle çevrimiçi ortamında yapılacak finale davet edilecektir. Final etkinliğine kadar öğrencilerin yarışmaya başvurduğu oyunlar 85 puan üzerinde hesaplanacaktır. Toplam 100 puan üzerinden değerlendirilebilmesi için kalan 15 puanı finalde yapacakları sunumlardan alacak finalistler, çevrimiçi finalde ürettikleri oyunları jüri karşısına detaylıca sunacaklardır. Her iki yaş kategorisinde de çevrimiçi final etkinliğinde dereceler belirlenecektir. İlk üçe girenlere Ankara Kalkınma Ajansı Spor Sorumluluğu'na çeşitli ödüller verilecektir.
Dördüncü ve beşincinin ödülü ise Dijital Çağ Jürisi tarafından verilecektir. Ödüller yine yarışma.net web sayfasına yayınlanacaktır. Yani eğer yaptığınız oyunla finale kalmaya kazanırsanız oyunlarınızın sunumunu da yapmanız gerekiyor. O yüzden oyunu kendinizin yapması bu yüzden de büyük bir önem arz ediyor. Eğer finale kalırsanız da finale kaldığınızı başvuru formlarında belirttiğiniz mail adresinize gönderecek e-posta ile bilgilendirileceksiniz. Buradan 2022'de yaptığımız yarışmanın finallerini göz atabilirsiniz. Buradan ilham edinebilirsiniz kendinize. Arkadaşlarınız nasıl oyunlar yapmış onları görebilirsiniz. Burada tekrar yarışma takvimimiz belirtilmiş. Burada online atölyelerimizin tarihi ve zamanı belirtilmiş. Yarışma teması Tek Ankara Maker Programı Artbot Oyun Kodlama Yarışması 2023 etkinliğinin teması Artbot olacaktır. Artbot oyunun merkez karakterini ya da temasını oluşturmalıdır. Yarışmaya katılanlar Artbot'un misyonu olan çocuklar için güvenli internet konusu üzerinde çalışabilirler. Jüri bu tema ile ilgili mesajın verilme şeklini, oyunun genel tasarımının ne kadar eğlenceli ve öğretici olduğunu değerlendirecektir. Artbot'u incelerken de belirttiğim gibi Artbot'u yarışmanızda merkez karakter olarak kullanmak zorundasınız. Lütfen buna dikkat edin. Bu yüzden Artbot'un ne olduğunu da iyi anlamanız oldukça önemli. Burada ödüllerimize ilgili gerekli detaylara ulaşabilirsiniz. Toplam 10 ödül verilecek. 5, 5, 8, 10 yaş kategorisi ve 11, 14 yaş kategorisi olarak. Yarışmamızın kurallarını burada inceleyelim. Çünkü bütün katılımcılar bu kurallara uymak zorundadır. Yarışmaya başvuru ücretsizdir. Ankara ile sınırları içerisinde yaşayan ve başvuru tarihinde 8-14 yaş aralığında olan her ilkokul ve ortaokul öğrencisi katılabilir. Yaşı 14 olsa dahi lise öğrencileri bu yarışmaya katılamazlar. Yarışma yalnızca Ankara'da ikamet eden ve öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri içindir. Başvuru tarihi itibariyle katılımcılar en az 8, en fazla 14 yaşında olabilir. Yarışmanın düzenlenmesine ve jüride görev alanlarıyla yarışma konularıyla ilgili yönetici kadrolarındaki görevli kişiler ve bunların birinci sınırı yarışmaya katılamazlar. Yarışmaya katılım bireyseldir. Grup olarak üretilen oyunlar ile yarışmaya başvurulamaz. Her katılımcı sadece bir oyunla yarışmaya başvurabilir. Birden fazla oyunun gönderildiğini tespit edilmesi durumunda katılım hakkı iptal edilir. Yani eğer birden fazla oyunla yarışmaya başvurmaya çalışırsanız tüm başvurularınız iptal edilir ve yarışmaya katılım hakkınız kalmaz. Oyun yarışmayı organize edenler tarafından belirlenen platform üzerinden yapılmalıdır. Başka oyun platformları üzerinden yapılan oyunlar kabul edilmeyecektir. Bu platformda birazdan inceleyeceğimiz .bigbang platformu olacak arkadaşlar. Oyun özgün olmadır. Taklit oyun kabul edilemez. Diğer oyunlardan esinlenme söz konusu olabilir. Fakat olduğu gibi kopyalanmasına müsaade edilemez. Başvuru yapan katılımcı başvuru formunda beyan ettiği bilgiler eksiksiz ve doğru girmelidir. Aksi takdirde başvurusu geçersiz sayılacaktır. Online finale katılabilmesi için katılımcının velisinin onayı şarttır. Finalistler belirlenirken veli onayı alınacaktır. Aksi durumda yedek finalist adayı final gününe davet edilecektir. Yarışmaya katılan oyunların fikri mülkiyetleri katılımcılara ait olmak üzere yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış veya yayınlanmamış olması gerekmektedir. Yarışma yürütme kurulu üyesi birimlerin fikri haklar konusunda ileri sürülecek taleplerde herhangi bir sorumluluğun olmadığını kabul etmiş sayılacaklar. Oyunlar jüri tarafından incelenecek. Kurallara uymadı tespit edilen oyunlar diskalifiye edilecektir. Yarışmaya gönderilen eserlerin eser sahipliği hakkı katılımcılara ait olmak üzere bu eserlerin çoğaltılması, sergilenmesi, incelenmesi, üzerinde araştırma yapılması ve benzeri kullanım hakkı yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşa aittir. Yarışmaya katılan herkes şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır. Burada da 7. yarışma değerlendirme 7. part olarak yarışmanın nasıl değerlendireceği ile ilgili burada detaylar var. Bunları da hızlıca bir göz atalım. Yarışmacıların başvurularını son başvuru tarihine kadar 3 Kasım 2023 saat 23:59 elektronik ortam yarışmanın web sitesi üzerinden yapmaları gerekmektedir. 3 Kasım günü bittikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek arkadaşlar. Lütfen tarih ve saate de dikkat edin. Yarışma başvuru önerileme ve final olarak 3 etapta yapılacaktır. Önerilme sonucunda 8-10 yaş kategorisinden 5, 11-14 yaş kategorisinden de 5 kişi olmak üzere toplam 10 kişi
velilerin izniyle çevrimiçi ortamda yapılacak finale davet edilecektir. Öneleme yarışmayı düzenleyenler tarafından seçilecek alanında uzman jüri tarafından yapılacaktır. Değerlendirmelerde gizlilik ve etik ilkeler esastır. Yapılan değerlendirmeler kesindir, itiraz edilemez ve değiştirilemez. Jüri eserleri aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirecektir. Jüri değerlendirme kriterleri aşağıdadır, son ve kesin ayrı değildir. Başvurular için örnek teşkil etmesi amacıyla yapılmıştır. Buradaki değerlendirme kriterini inceleyerek de oyunlarınıza nasıl yön vermeniz gerektiğine dair fikir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Tam olarak bu şekilde değerlendirilmeyebilir. Ama bu sizin için güzel bir örnek olacaktır. Burayı da detaylıca inceleyin lütfen. Şimdi DuckBigBank platformunu kullanmakla ilgili gerekli detaylara başlayabiliriz. BigBank'i kullanmaya başlamadan hemen önce gelin dokümanın son kısmını da inceleyelim. Burada örnek oyunlar diye bir part açılmış gördüğünüz gibi Arfbot YouTube kanalından zaten defalarca bahsettik. Burada onun yanında bir de DuckBigBank'in YouTube kanalının linki verilmiş. Şuradan hemen tekrar açalım. DuckBigBank'in de YouTube kanalını buradan inceleyebilirsiniz. Burası biraz daha İngilizcesine güvenen arkadaşlar için ama Türkçe de çevirebilirsiniz yine tabii ki. Burada yine oyun yapma ile ilgili nasıl oyun yapacağınızla ilgili detaylar verilmiş. Onlar da çok kaliteli işler çıkarıyorlar. Mutlaka onların videolarını da göz atmanızı tavsiye ederim. DuckBigBank'in YouTube kanalını da anladıktan sonra şimdi DuckBigBank'e nasıl giriş yapacağımıza başlayalım. Burada detaylı bir şekilde nasıl giriş yapmanıza dair bilgiler verilmiş. Şimdi bunları beraber adım adım uygulayalım. Yarışmamıza ait web sitesine giriş yaptıktan sonra kodla butonuna tıklayabilirsiniz. Bu sizin DuckBigBank web sitesine ücretsiz ve online olarak erişmenizi sağlayacaktır. Çevrimiçi oyun kodlama platformu olması sebebiyle günümüzde kullanılmakta olan bilgisayarların büyük çoğunluğu çalışmaktadır. Yani bu oyun yapma uygulamasını benim bilgisayarım kaldırır mı kaldırmaz mı acaba zorlanır mı diye düşünmenize gerek yok. Tamamen internet üzerinden yapacağınız için zaten çok düşük sistem gereksinimleriyle de çalışabiliyor. Şimdi bizim sitemiz burada çıktı zaten. Kodla butonuna basarak DuckBigBank ana sayfasına ulaşıyoruz buradan. Şöyle ben açık olan hesabımdan çıkış yapayım bu arada. Tekrar girelim beraber. Web sitesine giriş yaptıktan sonra nesne ve oyun üretimimiz için kayıt olmanız gerekmektedir. Bu sebeple aşağıdaki görselde gösterildiği gibi sağ üstte bulunan Sign Up butonuna tıklamalısınız. Buradaki Sign Up butonuna tıkladım. Sign Up butonuna tıkladıktan sonra aşağıdaki görselde gösterildiği gibi çıkan Handle kısmına Türkçe karakterleri içermeyen 16 karakterli bir takma isim girmelisiniz. Buraya oyun içinde hangi isminiz gözükmesini istiyorsanız avatarınız hangi ismi koymak istiyorsanız buraya o ismi girebilirsiniz. Mesela ben şimdilik böyle yapayım. Daha sonra takma isim girmelisiniz ve Continue with email butonuna tıklamalısınız. Buradaki 3 seçenekten biz Continue ve Continue with email butonuna tıklamanızı istiyoruz arkadaşlar. E-mail adresinizi yazıp şifrenizi belirleyeceğiniz aşağıdaki görselde de gösterilen yeni sayfada yazdığınız e-mail adresine aktivasyon linkini göndereceğini unutmayınız. Aktivasyon linkine belirlediğiniz hesaptan giriş yapabilmenizi sağlayan bir linktir ve hesabı aktif hale getirmek için tıklanması zorunludur. Bu sebeple giriş bilgilerini bildiğiniz ya da sürekli kullandığınız bir mail adresi giriniz. Kendine ait mail adresi olmayan öğrenciler ebeveynlerinin sahip olduğu mail adresini kullanabilirler. Genel olarak sık kullanılan e-mail adresleri Gmail, Outlook, Yandex, Yahoo ve benzeri tercih edilmelidir. Gerekli bilgiler girdikten sonra Sign Up butonuna tıklayınız. Buradan sık kullandığınız bir maili buraya da onun şifresini girdikten sonra Sign Up butonuna tıklayabilirsiniz. Daha sonra e-mailinize bu şekilde de görebileceğiniz üzere bir aktivasyon kodu gelecek. O kodu da bastıktan sonra aktif hale getirmiş olacaksınız hesabınızı. Daha sonra da yine DuckBigBank üzerinden login'e basarak hesabınıza giriş yapacaksınız. Şimdi ben daha önce açmış olduğum hesapta giriş yapayım.
Avatar özelleştirme, nesne oluşturma, oyun dünyası inşa etme, biten oyunu kaydetme, oyunun linkini kopyalama ve başvuru formunu doldurma adımları yarışma heyeti web sitesi olan ve yarishma.fpatmo.com adresine girdiğinde detaylı olarak anlatılmıştır. YouTube hesabı üzerinden örnek oyun oluşturma videolarına ve çevrimiçi atölye katılarak yarışmaya daha hazır hale gelebilirsiniz. Şimdi de şu an bu atölyeyi izliyorsunuz zaten. Gelin sonrasında ne yapmamız gerektiğine beraber bakalım. Hesabınızı ilk oluşturduktan sonra girdiğinizde sizi bu ekran karşılayacak. Bu ekran ne işe yarıyor? Bu ekran sizin avatarınızı özelleştirmeniz için yapılmış bir arayüze sahip. Burada head başlığında gördüğünüz gibi karakterinize kafalar seçebiliyorsunuz rastgele şekilde. Hangisi hoşunuza giderse onu seçebilirsiniz. Head'in yanında burada Next grup kısmına basarsanız chest kısmına yani gövdenizi değiştirebileceğiniz bir bölüme gelirsiniz. Burada yine onlarca gövde seçeneği var. Gözünüze hoş gözükeni beğendiğinizi seçebilirsiniz. Bir sonraki grupta da bacak kısmını özelleştirebilirsiniz. Ondan bir sonrakinde kollarınızı özelleştirebilirsiniz. Bir sonrakinde de karakterinize aksesuarlar ayarlayabilirsiniz. Bunlar dışında burada bir tam ekran yapma butonumuz var. Burada revert karakter yani yaptığınız değişiklikleri geri almanızı sağlayan bir butonumuz var. Gördüğünüz gibi her şeyi en başına aldı. Bu da az önceki okun tam tersi. Burada Dot Big Bang arayüzünü açmanızı sağlayan ufak bir buton koymuşlar. Burada da Randomize karakter butonu var. Yani bu kolları, bacakları, gövdeyi, kafayı, aksesuarları tamamen random yani rastgele bir şekilde atamanızı sağlayan bir buton var. Karar veremediğinizde yine bunu da kullanabilirsiniz. Mesela ben buradan bir tane seçeyim. Tamam, şu anlık bu kalabilir benim için. Gözüm hoş gözüktü. Bunu beğendikten sonra buradan Save butonuna basıyorum. Ve karakterim bu şekilde ayarlanıyor. Buradan profilinizin arka plan rengini değiştirebilirsiniz. Profilinizi düzenleyebilirsiniz. Hesap yerlerinize ulaşabilirsiniz. Profilimizi özelleştirmeyi anladıktan sonra Dot Big Bang'in ana sayfasını gelin hızlıca tanıyalım. Burada Join Us on Discord diye bir link var. Dot Big Bang'in Discord'una isterseniz buradan katılabilirsiniz. İsterseniz de bizim canlı sohbete bıraktığımız Discord linklerinden doğrudan Dot Big Bang içerisindeki ArfBot sohbet kanalına ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olduğunda oradaki ArfBot kanalına yazdığınız takdirde de bizim sizlerle iletişime geçmemiz kolaylaşıyor ve sorularınızı orada cevap bulabilirsiniz. Sorularınızı aynı zamanda buradaki canlı chat üzerinden de sorabilirsiniz. Yayın bittikten sonra da isterseniz yorumlara veya daha kolay olan Discord'daki ArfBot kanalına sorularınızı sorabilirsiniz. Burada Get Started kısmı var. Oynama lobisi var. Preston Skins, Unspeakable Skins, Create Objects ve Bullet Games butonları var. Burada karakterinize ücretli alabileceğiniz kostümler var. Burada obje oluşturma kısmı var. Birazdan inceleyeceğiz. Burada da oyun yapma kısmı var. En sonunda burayı inceleyeceğiz. Burada oynayabileceğiniz oyunlar verilmiş. Dot Big Bang'i daha iyi anlamak ve gözlemlemek veya analiz etmek için buradaki oyunları da inceleyebilirsiniz. Burada topluluğun oluşturmuş olduğu içerikler var. Burada gördüğünüz gibi voxel objeler var, oyunlar var. İsterseniz bunları da inceleyebilirsiniz ilham edinmek açısından. Ama bugün bizim işimiz buradaki oyunları oynamak değil, kendi oyunumuzu yapmak bildiğiniz üzere. Gelin şimdi Create Objects kısmıyla yapmamız voxel obje oluşturmayı öğrenelim. Ankara Maker Programı ArfBot Oyun Kodlama Yarışması 2023 etkinliğine Ankara ilin sınırları içerisinde ikamet eden ve başvuru tarihinde 8-14 yaş aralığında olan her çocuk katılabilir. Yarışmaya katılım bireysel ücretsizdir. Her katılım sadece bir oyunla yarışmaya başvurabilir. Buraya lütfen ekstra dikkat edin. Yarışmaya katılım bireysel olarak burada tekrar belirtiyoruz. Çünkü Dot Big Bang'in size sağlamış olduğu faydalardan biri de oyunları arkadaşlarınızla veya grup halinde
yapma olanağı sağlıyor size. Fakat bizim yarışmamızda Arfbot oyun kodlama yarışmasında bu özelliği kullandığınız takdirde başvurunuz iptal edilecektir. Lütfen oyunlarınızı bu yüzden bireyselliğe, yani kendiniz tek başınıza yapın. Her katılım sadece bir oyunla yarışmaya başvurabilir. Yani birden fazla oyun yapıp da bunları eğer tüm oyunlarınızla başvuru gönderirseniz yarışmaya, tüm oyunlarınızın bulunduğu başvurularınız iptal edilir ve yarışmadan diskalifiye edilirsiniz. O yüzden yaptığınız bir tane oyunu seçin ve o oyunla yarışmaya başvurun lütfen. Katılımcıların başvurularını oyunlarını tamamladıktan sonra yarisma.arfbot.com adresindeki başvuru formunu doldurarak yapmalıdır. Yarışmacının hazırladığı oyunların daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Arfbot ile güvenli internet teması kapsamına geliştirilecek oyun, şiddet, kin, nefret, ayrımcılık ifadeleriyle suç unsurları içermemeli, milli ve manevi değerlerimize ters düşmemelidir. Oyunun kodlanacağı platforma giriş, örnek oyun oluşturma, biten oyunu kaydetme ve yarışmaya başvuru ile ilgili bilgiler yarışma süresi boyunca her pazar günü düzenlenecek çevrimiçi atölyelerde ve Arfbot'a ait YouTube kanalına yüklenecek videolarda detaylıca gösterilecektir. Şu anda da bu canlı yayınlardan birini izliyorsunuz. Kaçırdığınız yayınlar için de veya tekrar izlemek isterseniz YouTube kanalında da bunları bulabilirsiniz. Başvurular arasında 8-10 yaş kategorisinden 5, 11-14 yaş kategorisinden de 5 kişi olmak üzere toplam 10 kişi velilerin izniyle çevrimiçi ortamında yapılacak finale davet edilecektir. Final etkinliğine kadar öğrencilerin yarışmaya başvurduğu oyunlar 85 puan üzerinden hesaplanacaktır. Toplam 100 puan üzerinden değerlendirilebilmesi için kalan 15 puanı finalde yapacakları sunumlardan alacak finalistler, çevrimiçi finalde ürettikleri oyunları jüri karşısına detaylıca sunacaklardır. Her 2 yaş kategorisinde de çevrimiçi final etkinliğinde dereceler belirlenecektir. İlk 3'e girenlere Ankara Kalkınma Spor Sorumluluğu'na çeşitli ödüller verilecektir. 4. ve 5.'nin ödülü ise Dijital Çağ Ödülü tarafından verilecektir. Ödüller yine yarışma web sayfasına yayınlanacaktır. Yani eğer yaptığınız oyunla finale kalmaya kazanırsanız oyunlarınızın sunumunu da yapmanız gerekiyor. O yüzden oyunu kendinizin yapması bu yüzden de büyük bir önem arz ediyor. Eğer finale kalırsanız da finale kaldığınızı başvuru formlarında belirttiğiniz mail adresinize gönderecek e-posta ile bilgilendirileceksiniz. Buradan 2022'de yaptığımız yarışmanın finallerini göz atabilirsiniz. Buradan ilham edinebilirsiniz kendinize. Arkadaşlarınız nasıl oyunlar yapmış onları görebilirsiniz. Burada tekrar yarışma takvimimiz belirtilmiş. Burada online atölyelerimizin tarihi ve zamanı belirtilmiş. Yarışma teması Tek Ankara Maker Programı Arfbot Oyun Kodlama Yarışması 2023 etkinliğinin teması Arfbot olacaktır. Arfbot, oyunun merkez karakterini ya da temasını oluşturmalıdır. Yarışmaya katılanlar Arfbot'un misyonu olan çocuklar için güvenli internet konusu üzerinde çalışabilirler. Jüri bu tema ile ilgili mesajın verilme şeklini, oyunun genel tasarımının ne kadar eğlenceli ve öğretici olduğunu değerlendirecektir. Arfbot'u incelerken de belirttiğim gibi Arfbot'u yarışmanızda merkez karakter olarak kullanmak zorundasınız. Lütfen buna dikkat edin. Bu yüzden Arfbot'un ne olduğunu da iyi anlamanız oldukça önemli. Burada ödüllerimize ilgili gerekli detaylara ulaşabilirsiniz. Toplam 10 ödül verilecek. 5, 5, 8, 10 yaş kategorisi ve 11, 14 yaş kategorisi olarak. Yarışmamızın kurallarını burada inceleyelim. Çünkü bütün katılımcılar bu kurallara uymak zorundadır. Yarışmaya başvuru ücretsizdir. Ankara ile sınırları içerisinde yaşayan ve başvuru tarihinde 8-14 yaş aralığında olan her ilkokul ve ortaokul öğrencisi katılabilir. Yaşı 14 olsa dahi lise öğrencileri bu yarışmaya katılamazlar. Yarışma yalnızca Ankara'da ikamet eden ve öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri içindir. Başvuru tarihi itibariyle katılımcılar en az 8, en fazla 14 yaşında olabilir. Yarışmanın düzenlenmesine ve jüride görev alanlarıyla, yarışma konularıyla ilgili yönetici kadrolarındaki görevli kişiler ve bunların birinci sınırları yarışmaya katılamazlar. Yarışmaya katılım bireyseldir. Grup olarak üretilen oyunlar ile yarışmaya başvurulamaz. Her katılımcı sadece bir oyunla yarışmaya başvurabilir. Birden fazla oyunun gönderildiğini tespit edilmesi durumunda katılmak iptal edilir. Yani eğer birden fazla oyunla yarışmaya başvurmaya çalışırsanız
Tüm başvurularınız iptal edilir ve yarışmaya katılma hakkınız kalmaz. Oyun yarışmayı organize edenler tarafından belirlenen platform üzerinden yapılmalıdır. Başka oyun platformları üzerinden yapılan oyunlar kabul edilmeyecektir. Bu da bu platformda birazdan inceleyeceğimiz .BigBang platformu olacak arkadaşlar. Oyun özgün olmalıdır. Taklit oyun kabul edilemez. Diğer oyunlardan esinlenme söz konusu olabilir. Fakat olduğu gibi kopyalanmasına müsaade edilemez. Başvuru yapan katılımcı başvuru formunda beyan ettiği bilgiler eksiksiz ve doğru girmelidir. Aksi takdirde başvurusu geçersiz sayılacaktır. Online finale katılabilmesi için katılımcının velisinin onayı şarttır. Finalistler belirlenirken veli onayı alınacaktır. Aksi durumda yedek finalist adayı final gününe davet edilecektir. Yarışmaya katılan oyunların fikri mülkiyetleri katılımcılara ait olmak üzere yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış veya yayınlanmamış olması gerekmektedir. Yarışma yürütme kurulu üyesi birimlerin fikri haklar konusunda ileri sürülecek taleplerde herhangi bir sorumluluğun olmadığını kabul etmiş sayılacaklar. Oyunlar jüri tarafından incelenecek, kurallara uymadığı tespit edilen oyunlar diskalifiye edilecektir. Yarışmaya gönderilen eserlerin eser sahibi hakkı katılımcılara ait olmak üzere bu eserlerin çoğaltılması, sergilenmesi, incelenmesi, üzerinde araştırma yapılması ve benzeri kullanım hakkı yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşa aittir. Yarışmaya katılan herkes şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır. Burada da 7. yarışma değerlendirme 7. part olarak yarışmanın nasıl değerlendireceği ile ilgili burada detaylar var. Bunları da hızlıca bir göz atalım. Yarışmacıların başvurularını son başvuru tarihine kadar 3 Kasım 2023 saat 23:59 elektronik ortam yarışmanın web sitesi üzerinden yapmaları gerekmektedir. 3 Kasım günü bittikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek arkadaşlar. Lütfen tarih ve saate de dikkat edin. Yarışma başvuru ön eleme ve final olarak 3 etapta yapılacaktır. Ön eleme sonucunda 8-10 yaş kategorisinden 5, 11-14 yaş kategorisinden de 5 kişi olmak üzere toplam 10 kişi velilerin izniyle çevrimiçi ortamda yapılacak finale davet edilecektir. Ön eleme yarışmayı düzenleyenler tarafından seçilecek alanında uzman jüri tarafından yapılacaktır. Değerlendirmelerde gizlilik ve etik ilkeler esastır. Yapılan değerlendirmeler kesindir, itiraz edilemez ve değiştirilemez. Jüri eserleri aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirecektir. Jüri değerlendirme kriterleri aşağıdadır, son ve kesin ayrı değildir. Başvurular için örnek teşkil etmesi amacıyla yapılmıştır. Buradaki değerlendirme kriterini inceleyerek de oyunlarınıza nasıl yön vermeniz gerektiğine dair fikir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Tam olarak bu şekilde değerlendirilmeyebilir. Ama bu sizin için güzel bir örnek olacaktır. Burayı da detaylıca inceleyin lütfen. Şimdi .BigBang platformunu kullanmakla ilgili gerekli detaylara başlayabiliriz. BigBang'i kullanmaya başlamadan hemen önce gelin. Dokümanın son kısmını da inceleyelim. Burada örnek oyunlar diye bir part açılmış. Gördüğünüz gibi Artbot YouTube kanalından zaten defalarca bahsettik. Burada onun yanında bir de .BigBang'in YouTube kanalının linki verilmiş. Şuradan hemen tekrar açalım. .BigBang'in de YouTube kanalını buradan inceleyebilirsiniz. Burası biraz daha İngilizcesine güvenin arkadaşlar için ama Türkçe de çevirebilirsiniz yine tabii ki. Burada yine oyun yapma ile ilgili nasıl oyun yapacağınızla ilgili detaylar verilmiş. Onlar da çok kaliteli işler çıkarıyorlar. Mutlaka onların videolarını da göz atmanızı tavsiye ederim. .BigBang'in YouTube kanalını da anladıktan sonra şimdi .BigBang'e nasıl giriş yapacağımıza başlayalım. Burada detaylı bir şekilde nasıl giriş yapmanıza dair bilgiler verilmiş. Şimdi bunları beraber adım adım uygulayalım. Yarışmamıza ait web sitesine giriş yaptıktan sonra kodla butonuna tıklayabilirsiniz. Bu sizin .BigBang web sitesini ücretsiz ve online olarak erişmenizi sağlayacaktır. Çevrimiçi oyun kodlama platformu olması sebebiyle günümüzde kullanılmakta olan bilgisayarların büyük çoğunluğu çalışmaktadır. Yani bu oyun yapma uygulamasını benim bilgisayarım kaldırır mı kaldırmaz mı acaba zorlanır mı diye düşünmenize gerek yok. Tamamen internet üzerinden yapacağınız için zaten çok düşük sistem gereksinimleriyle de çalışabiliyor. Şimdi bizim sitemiz burada çıktı zaten. Kodla butonuna basarak .BigBang ana sayfasına ulaşıyoruz buradan. Şöyle ben açık olan hesabımdan çıkış yapayım bu arada tekrar.
Girelim beraber. Web sitesine giriş yaptıktan sonra nesne ve oyun üretimimiz için kayıt olmanız gerekmektedir. Bu sebeple aşağıdaki görselde gösterildiği gibi sağ üstte bulunan Sign Up butonuna tıklamalısınız. Buradaki Sign Up butonuna tıkladım. Sign Up butonuna tıkladıktan sonra aşağıdaki görselde gösterildiği gibi çıkan Handle kısmına Türkçe karakterler içermeyen 16 karakterli bir takma isim girmelisiniz. Buraya oyun içinde hangi isminiz gözükmesini istiyorsanız, avatarınız hangi ismi koymak istiyorsanız buraya o ismi girebilirsiniz. Mesela ben şimdilik böyle yapayım. Daha sonra takma isim girmelisiniz ve Continue with e-mail butonuna tıklamalısınız. Buradaki 3 seçenekten biz Continue ve Continue with e-mail butonuna tıklamanızı istiyoruz arkadaşlar. E-mail adresinizi yazıp şifrenizi belirleyeceğiniz aşağıdaki görselde de gösterilen yeni sayfada yazdığınız e-mail adresine aktivasyon linkini göndereceğini unutmayınız. Aktivasyon linkine belirlediğiniz hesaptan giriş yapabilmenizi sağlayan bir linktir ve hesabı aktif hale getirmek için tıklanması zorunludur. Bu sebeple giriş bilgilerini bildiğiniz ya da sürekli kullandığınız bir mail adresi giriniz. Kendine ait mail adresi olmayan öğrenciler ebeveynlerinin sahip olduğu mail adresini kullanabilirler. Genel olarak sık kullanılan e-mail adresleri Gmail, Outlook, Yandex, Yahoo ve benzeri tercih edilmelidir. Gerekli bilgiler girdikten sonra Sign Up butonuna tıklayınız. Buradan sık kullandığınız bir maili buraya da onun şifresini girdikten sonra Sign Up butonuna tıklayabilirsiniz. Daha sonra e-mailinize bu şekilde de görebileceğiniz üzere bir aktivasyon kodu gelecek. O kodu da bastıktan sonra aktif hale getirmiş olacaksınız hesabınızı. Daha sonra da yine Duck Big Bank üzerinden login'e basarak hesabınıza giriş yapacaksınız. Şimdi ben daha önce açmış olduğum hesapta giriş yapayım. Avatar özelleştirme, nesne oluşturma, oyun dünyası işaretinde biten oyunu kaydetme, oyunun linkini kopyalama ve başvuru formunu doldurma adımları yarışmaya ait web sitesi olan ve yarisma.arpad.com adresine girerek detaylı olarak anlatılmıştır. YouTube hesabı üzerinden örnek oyun oluşturma videolarına ve çevrimiçi atölye katılarak yarışmaya daha hazır hale gelebilirsiniz. Şimdi de şu an bu bir atölyeyi izliyorsunuz zaten. Gelin sonrasında ne yapmamız gerektiğine beraber bakalım. Hesabınızı ilk oluşturduktan sonra girdiğinizde sizi bu ekran karşılayacak. Bu ekran ne işe yarıyor? Bu ekran sizin avatarınızı özelleştirmeniz için yapılmış bir arayüze sahip. Burada head başlığında gördüğünüz gibi karakterinize kafalar seçebiliyorsunuz rastgele şekilde. Hangisi hoşunuza giderse onu seçebilirsiniz. Head'in yanında burada Next grup kısmına basarsanız chest kısmına yani gövdenizi değiştirebileceğiniz bir bölüme gelirsiniz. Burada yine onlarca gövde seçeneği var. Gözünüze hoş gözükeni beğendiğinizi seçebilirsiniz. Bir sonraki grupta da bacak kısmını özelleştirebilirsiniz. Ondan bir sonrakinde kollarınızı özelleştirebilirsiniz. Bir sonrakinde de karakterinize aksesuarlar ayarlayabilirsiniz. Bunlar dışında burada bir tam ekran yapma butonumuz var. Burada revert karakter yani yaptığınız değişiklikleri geri almanızı sağlayan bir butonumuz var. Gördüğünüz gibi her şeyi en başına aldı. Bu da az önceki okun tam tersi. Burada da Big Bang arayüzünü açmanızı sağlayan ufak bir buton koymuşlar. Burada da randomize karakter butonu var. Yani bu kolları, bacakları, gövdeyi, kafayı, aksesuarları tamamen random yani rastgele bir şekilde atamanızı sağlayan bir buton var. Karar veremediğinizde yine bunu da kullanabilirsiniz. Mesela ben buradan bir tane seçeyim. Tamam, şu anlık bu kalabilir benim için. Gözüme hoş gözüktü. Bunu beğendikten sonra buradan Save butonuna basıyorum. Ve karakterim bu şekilde ayarlanıyor. Buradan profilinizin arka plan rengini değiştirebilirsiniz. Profilinizi düzenleyebilirsiniz. Hesap yerlerinize ulaşabilirsiniz. Profilimizi özelleştirmeyi anladıktan sonra Duck Big Bang'in ana sayfasını gelin hızlıca tanıyalım. Burada Join us on Discord
diye bir link var. Big Bang'in Discord'una isterseniz buradan katılabilirsiniz. İsterseniz de bizim canlı sohbete bıraktığımız Discord linklerinden doğrudan Big Bang içerisindeki Arfbot sohbet kanalına ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olduğunda oradaki Arfbot kanalına yazdığınız takdirde de bizim sizlerle iletişime geçmemiz kolaylaşıyor ve sorularınıza orada cevap bulabilirsiniz. Sorularınızı aynı zamanda buradaki canlı chat üzerinden de sorabilirsiniz. Yayın bittikten sonra da isterseniz yorumlara veya daha kolay olan Discord'daki Arpod kanalına sorularınızı sorabilirsiniz. Burada Get Started kısmı var. Oynama lobisi var. Preston Skins, Unspeakable Skins, Create Objects ve Bullet Games butonları var. Burada karakterinize ücretli alabileceğiniz kostümler var. Burada obje oluşturma kısmı var. Birazdan inceleyeceğiz. Burada da oyun yapma kısmı var. En sonunda burayı inceleyeceğiz. Burada oynayabileceğiniz oyunlar verilmiş. Big Bang'i daha iyi anlamak ve gözlemlemek veya analiz etmek için buradaki oyunları da inceleyebilirsiniz. Burada topluluğun oluşturmuş olduğu içerikler var. Burada gördüğünüz gibi voxel objeler var, oyunlar var. İsterseniz bunları da inceleyebilirsiniz ilham edinmek açısından. Ama bugün bizim işimiz buradaki oyunları oynamak değil, kendi oyunumuzu yapmak bildiğiniz üzere. Gelin şimdi Create Objects kısmıyla yapmamız voxel obje oluşturmayı öğrenelim. Burada gördüğünüz gibi birkaç tane mesela insan, sandalye, elma ağacı, ev gibi hazır başlangıç objeleri verilmiş. Bunlardan da yine yararlanabilirsiniz, ilham alabilirsiniz ama biz bugün kendi objemizi oluşturacağız. Obje oluşturmaya başladığımızda bizi ilk olarak bu şekilde bir sayfa karşılıyor. Burada nasıl obje yapabileceğinize dair bir anlatım yapılmış. Bizim buna ihtiyacımız yok şu anlık. Hazır burada da görüyorken ilk olarak bundan başlayalım. Big Bang'e yeni gelen özelliklerden birisi de buradan da hızlıca buradaki Save Options kısmını açabiliyor olmanız. İsmini buradan da kolaylıkla değiştirebiliyorsunuz. Mesela kendi Arfbot'unuzu yaptığınız zaman buraya mesela Arfbot isminiz neyse buraya onu girmenizi isteyeceğiz. Sizin Arfbot'larınızı biz de Big Bang topluluğu içinde görebilelim. O yüzden oradan da hızlıca isminizi değiştirebiliyorsunuz. Ve ilk olarak sizden yapmanızı isteyeceğim şey buradaki Edit modunu Basic'ten Advanced almanız olacak. Bu sayede gördüğünüz gibi çok daha fazla araç önümüze çıkıyor ve obje oluşturma işimizi bunlar kolaylaştırıyor. Gene soldaki Build Panel kısmını inceleyelim hızlıca. Burada bir renk seçicimiz var. Burada istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Burada Add Voxel kısmımız var. Üstüne götürdüğünüzde yazan yazıların yanında parantez içinde bir de mesela burada gördüğünüz gibi A yazıyor, burada R yazıyor. Onlar da klavye kısa yoluna denk geliyor hızlıca geçiş yapmak için. Mesela buraya voxel ekledim. R'ye bastığımda hemen buradaki remove voxel kısmına geçti gördüğünüz gibi. Bununla da voxelleri silebiliyorum. Mouse'umu sol tıkıyla ekliyorum. Mouse'umu sol tıkıyla siliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde hızlıca işlemleri yapabiliyorum. Mouse'umu oraya götürmekle uğraşmak yerine. Şuradaki dört butondan önce buradaki Create Shape kısmını inceleyelim gelin. Bunları öncelikle silelim. Create Shape'e bastığımız zaman da burada altta 3 tane daha ekstra buton açılıyor. Create Hollow Box, Create Field Box, Create Field Ellipsoid yani içi boş küp, içi dolu küp ve içi dolu bir elipsoid oluşturma seçenekleri çıkıyor karşınıza. İçi boş küpü seçtiğiniz zaman mouse'un sol tıkına basılı tutarak önce iki boyutlu tabanını oluşturuyorsunuz. Sonra mouse'un sol tıkından elinizi parmağınızı çekerek yüksekliğini ayarlıyorsunuz ve tekrar bastığınız zaman da bu şekilde küpünüzü kolaylıkla oluşturmuş oluyorsunuz. Klavyeden R'ye basarak buradan voxel silerek de gördüğünüz gibi içinin boş olduğunu görebiliyorum. Ondan sonra burada Select Move kısmı var. Buradan da bu şekilde seçerek Delete'e basarak hepsini kolaylıkla silebiliyorum.
Bundan yanında hemen field box oluşturma kısmı var. İçi dolu bir şekilde kutu oluşturmaya da bu şekilde yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sildikçe daha çok siliniyor. Bu da içinin dolu olduğunu anlayabiliyoruz buradan. Onun hemen yanında da elipsoid oluşturma var demiştik. Onu da hızlıca deneyelim. Yine aynı mantık. Sol tıka basılı tutarak önce tabanını oluşturuyorsunuz. Sonra parmağınızı kaldırıp yüksekliğini oluşturuyorsunuz. Bu şekilde tekrar tıklayınca da oluşturmuş oluyorsunuz şeklinizi bu şekilde. Ve bundan da parçalar silecek olursak içinin dolu olduğunu görebiliyoruz. Burada bir push face out butonumuz vardı. Onu deneyelim hemen. Push face out'ta bastığınız yüzeyin bir kopyasını o yüzeyin üstüne eklemeye yarayan bir araç. Bu şekilde mesela yüzeyleri arttırıp çoğaltabiliyorsunuz. Push face'inde bunun tam tersi. Yüzeyleri bu şekilde küçültebiliyorsunuz isterseniz. Mesela kolaylıkla bu şekilde silebilirsiniz. İnce çalışmalar için işinize yarayabilir. Mesela içi boş küre yaptığımız zaman ve üstünden push face in yaptığımda gördüğünüz gibi içi boş bir kutu yapmış oldum mesela. İki saat etrafına voxel koyarak uğraşmak yerine bu şekilde hızlıca yapabiliyorsunuz veya bu şekilde açabiliyorum gördüğünüz gibi. Kulübe gibi oldu mesela. Bu tarz şeyleri kullanabilirsiniz. Push face out ve push face in'den sonra burada da brush tool'umuz var. Brush tool da yani fırça aracı. Bildiğiniz üzere fırça boyama işine yarar. Burada da yine aynı şekilde seçtiğiniz renge mesela buradan siyah seçelim. Brush tool'u seçtikten sonra sol tıkını yerine mouse'unuzu burada mouse'unuzu götürdüğünüz yerde pembe işaretlerle belirtilmiş voxel'i boyamanıza yarıyor. Farklı renkler seçerek şu şekilde boyayabilirsiniz buraları. Ama mesela ben burada 3 farklı tonda kırmızı kullandım. Ve tekrar bu tonu yakalamak istiyorum. Mesela buralardan uğraşıyorum ama aynısını yakalayamıyorum. Gördüğünüz gibi bunun içinde burada bir eyedropper seçeneği var. Yani renk seçici diye çevirebiliriz bunu Türkçe'ye. Bunu seçtikten sonra eğer bir voxel bloğunun üstüne tıklarsanız şöyle seçtikten sonra Color Picker'da o rengi ayarlar. Ve brush tool'unuza da artık o renk gelmiş olur. Gördüğünüz gibi her yeri o renge boyayabilirsiniz bundan sonra. Brush tool'un yanında fill tool vardı gördüğünüz gibi. Fill tool'un altında da bir contagious fill bir de replace color var. Bunları da hemen inceleyelim. Contagious fill'de farklı bir renk seçelim bu sefer de. Yeşil seçelim. Eğer fill tool'da buradaki mesela kırmızıya basarsam kırmızının bitişindeki aynı renkleri tamamen yeşile boyuyor gördüğünüz gibi. Ama eğer buradan Contagious Fill yerine Replace Color yaparsam buradaki siyah bastığımda siyah bitişindekileri değil de kullandığınız tüm siyahları yeşile boyuyor. Şöyle daha iyi anlayabiliriz mesela. Buradakini siyah boyadığımda tüm yeşiller değil sadece buradakiler boyanmış oldu. Ama eğer buradaki aşağıdaki ando tuşuyla geri alırsam Ctrl Z'de kullanabilirsiniz bunun için. Ve buradan Replace Color'la yeşile dokunursam gördüğünüz gibi tüm yeşiller siyah boyanmış oldu. Tekrar geriye alalım. Buradaki kısmı anladıktan sonra da kendi şuradaki Workspace kutusunu hızlı bir şekilde öğrenelim. Burada bir Rotate X ya da klavyeden X'e basarak ulaşabileceğiniz bir buton var. Bu da X ekseninde şeklinizi bu şekilde döndürmenize yarayan bir buton. Aynısını Y ekseninde yapmanızı sağlayan bir seçenek var. Aynısını yine Z ekseninde yapmanızı sağlayan bir seçenek var. Onların altında da Flip X, Flip Y ve Flip Z var. Bunları da yine deneyebilirsiniz. Bu da döndürmek yerine o eksenle tam tersine çeviriyor bu şekilde. Şöyle görebilirsiniz.
böyleyken tam tersine bu şekilde çeviriyor. Buradan tekrar voxel ekleme kısmına geçiyorum ve gördüğünüz gibi burada da bir workplane butonu var. Workplane'de bu şekilde yeni bir çalışma yüzeyi oluşturmanı sağlıyor. Aslında buradaki taban da bir workplane, yani çalışma alanı diye geçiyor. Buradaki yeterli gelmediğinde bu şekilde de yeni bir çalışma alanı oluşturabiliyorsunuz. Bunun konumuyla bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Veya hangi eksende olacağını bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Aşağıya voxel ekliyormuş gibi yine buradaki çalışma alanını kullanarak da buralara voxel ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde döndürdüm mesela. Buraya da ekleyebiliyorum. Ya da ileriye aldım, geriye aldım, buraya ekleyebiliyorum gibi kullanabilirsiniz. Çok siyah oldu. Mesela ben bu siyahları bir anda şöyle bir renkle değiştirmek istiyorum. Bunun için Replace Color yaptım. Hepsi değişti gördüğünüz gibi. Daha sonra burada bir Mirror Plane kısmı var. Mirror Plane denemeden önce buradakilerin hepsini bir silebiliriz şu şekilde. Ya da silmeden önce şuradakileri de görelim. Burada kopyalama ve yapıştırma kısmı da var. Kopya basarsanız eğer, mesela bunun yerini değiştirdikten sonra kopyaladığımız şey, eğer paste'e basarsak, yapıştırırsak, onun eski yerinde yine aynısından bir tane daha oluşturmuş oluyor eğer kullanmak isterseniz. Şimdi bunları silelim ve mirror plane'in ne olduğunu detaylıca inceleyelim. Mirror plane'i açtığınız zaman burada yine bunun da hangi eksende bulunduğunu değiştirebiliyorsunuz veya konumuyla bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Mirror plane'de ayna düzlemi diye Türkçeleştirebiliriz. Ayna bildiğiniz gibi gerçek görüntünü bir de sanal görüntüsünü oluşturur aynaya eşit mesafede. Burada da aynı işlemi yapıyor. Gördüğünüz gibi mouse'u gezdirdiğinizde de nereye voxel bloğunu koyacağını görebiliyorsunuz. Koyduğunuz zaman da bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Buradan da yaratıcı objeler oluşturabilirsiniz. Mesela kalp yapmak isterseniz çok daha kolay oluyor. Normalde kalp yapmak gerçekten zorlayabiliyor bazılarını. Burada mesela daha kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz veya rastgele bir şeyler yapsanız bile bir yerden sonra güzel gözükebiliyor. Yani bunları da kullanabilirsiniz. Mesela şu an bir kurbağaya benzettim fark etmeden. Mirror Plane'de bu işe yarıyor. Bir tane voxel obje oluşturalım şimdi sizlerle beraber. Ne yapabiliriz diye düşünüyorum öncekilerden farklı olarak. Mesela açılıp kapanabilen bir sandık yapabiliriz. Gelin hızlıca onu yapalım. Sandık yapmak için Mirror Plane'e ihtiyacımız olmaz diye düşünüyorum. Onun yerine buradan Hollow Box, yani içi boş kutuyu kullanacağım. Rengi şöyle sarı olsun. Şu şekilde bir taban yapmak istiyorum buna. Şöyle bir yükseklik iyi olabilir. Üst kısmını yok edeceğim şöyle ki içi açık olsun. Bir de buna kapak yapabiliriz. Mesela şuralara siyah voxel koyarsak eğer, menteşeymiş gibi gösterebiliriz sanırım. Bunu şöyle biraz ortaya taşımak istiyorum. Mesela buna mirror plane açarak şöyle ortalarsam, yaptığım şeyleri tam yanında da simetrik olarak görebilirim. Bunu da kapağını yaparken kullanacağım. Mesela Eyedropper'dan bu sarıyı tekrar seçtim. Buradan seçmem çok zor olacağı için. Kapağını nasıl yaparım diye düşünüyorum bir yandan. Şu şekilde eğimli bir kapak oluşturabiliriz bence. Bunu da arasını doldurursak şöyle.
koyuyoruz. Yanlış yere koyduk. Ctrl Z ile hemen geriye aldım hatamı. Bu şekilde bir kapağı varmış gibi gösterebiliriz. Mesela şuraya da siyah koyarsam sanki buradan kaldırıp açabiliyormuşuz gibi gözükür. Şuradakilerin de rengini değiştirebilirim siyahla. Bunun etrafını direkt siyahla da boyayabilirim. Böyle dışında bir hatmış gibi gözükebilir. Hoş bir görüntü olur bence. Aynısı kapak için de geçerli. Böyle yarım açık bir sandık tasarladım mesela. Şöyle daha güzel gözüktü sanırım. Şimdi bunu animasyonlu bir şekilde açılıp kapanabilen bir hale dönüştürebiliriz. Bunun için de şuradaki arayüzü kullanacağız. Eğer bunu göremiyorsanız buradaki ok yardımıyla açabilirsiniz. Buradaki Fit View kısmıyla da objenize kamerayı tam olarak yerleştirebilirsiniz. Burada bir de help kısmı var. Baştaki eğitimi eğer izlemek isterseniz buradan açabilirsiniz ya da klavye kısayolarının burada da bir anlatımı var. Ben de arada size bahsediyorum bunlardan. Şimdi animasyon eklemeye bakalım. Şu an frame 1 of 1 yazıyor gördüğünüz gibi. Bir karenin ilk karedeyiz daha animasyonun. Şimdi ikinci kareyi oluşturmak istediğimde buradaki artıya basıyorum. Ve ikinci kareyi sandığı oluşturacağım. Kısa bir animasyon olmasını istiyorum. O yüzden direkt sandığın kapanmış halini çizeceğim şimdi de. Şurayı silebiliriz. Kapalı bir sandık yapacağım bunun yerine. Şurası da keza sildim. Şimdi tekrar şu sarıyı aldım. Ve voxel ekleyeceğim. Şurası açıktı, burayı yanlışlıkla koyduk ki tekrar açalım. A'ya basarak tekrar voxel eklemeye aldım. Böyle tekrar dolduruyorum burayı. Kapalıymış gibi. Şuraya da ekleyelim. Siyah hatlarımızı tekrar çekelim. Şöyle boyayarak yapacağız bunu. Şuradakileri eğer tekrar sarıya alırsak sanırım oradan açılıyormuş izlenimi verebiliriz. İkinci frame'i de bu şekilde oluşturduğumuzda bu şekilde açılıp kapanan bir sandığımız var gibi gösterebiliyoruz. Buradaki şunları da siyah boyayalım. Aynısı olsun. Gördüğünüz gibi böyle bir sandık açılıp kapanma animasyonu yaptım. Oyunumda belki bir yerde kullanabilirim. Sizlere de ilham olması adına yaptım bunu. Sizler de bu şekilde oyunlarınızda muhtemelen kullanabileceğiniz veya oyununuza denk geldiğinizde yaparken kullanacağınız şeyleri bu şekilde kendiniz oluşturabilirsiniz. Bunu zaten kesinlikle bir ArfBot oluşturmanız lazım yarışmanın kuralları gereği. Tekrar hatırlatmak gerekirse buradan kendi yaptığınız ArfBot'a ArfBot ismini koyup isminizi buraya yazmanızı istiyoruz. İsminiz neyse buraya onu yazın. Ben şimdilik burada ArfBot yapmadım. Bunu da o yüzden sandık adını vereceğim. Açılıp kapanan sandık diyelim mesela. Yanına da ismini yazıyorum. Burada bir New Thumbnail kısmı var gördüğünüz gibi. O da New Thumbnail'e bastığınız zaman kamera açısından fotoğrafını çekiyor. Bu da ana sayfada
Box objenizin nasıl görüneceğini seçebiliyorsunuz. Buradan da arka planını ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Burada 3 tane buton var. Onları inceleyelim. Hızlıca Published butonu yaptığınız voxelin .bitmap topluluğunda yayınlanıp yayınlanmamasını karar vereceğiniz buton. Eğer açık tutarsanız yayınlanmaya açık olacak demektir. Usable by others, başkalarının kullanmasına eğer izin veriyorsanız bu seçeneği açık tutmanız gerekiyor. Remixable da yani başkalarının kendi voxel objenizi kopyalayıp düzenlemesine izin veriyorsanız bunu yine açık tutabilirsiniz. Buradaki ayarlarınızı yaptıktan sonra da save'e basıyoruz. Burada bir de paylaşma butonu var gördüğünüz gibi. Buradaki linki arkadaşlarınıza veya ailenize paylaşarak onların da voxel objenizi görmesini, incelemesini, gerekirse değiştirip düzenlemesini sağlayabilirsiniz. Bunu seyredikten sonra, yani kaydettikten sonra, eğer mesela burada kırmızı bir ok görüyorsanız, kırmızı bir yuvarlak görüyorsanız mesela şu şekilde kaydedilmemiş değişiklikleriniz var anlamına geliyor. O yüzden bu olmamasına dikkat edin. Bu olmadığında son halini kaydetmişsiniz demektir. Çünkü .bigbang otomatik kayıt alan bir sisteme sahip değil. O yüzden kayıtlarınızı almaya dikkat edin. Yaptığınız ilerlemeler kaydolmasın. Kaydettikten sonra .bigbang'e geri dönebiliriz buradan. Profilimize gelerek de profilimizde yeniledikten sonra voxel objemizin buraya geldiğini görebilirsiniz. Eğer içinize sinmeyen ya değiştirmek istediğiniz bir şey olursa buradan view, yani görüntüle butonuna bastıktan sonra buradaki edit kısmından tekrar voxel objenizi düzenleyebilirsiniz. Buradan da inceleyebilirsiniz gördüğünüz gibi. Burada kimlerin beğendiği, kimlerin yorum yaptığı veya kaç kişinin objenizi incelediğine dair verileri görebilirsiniz. Voxel objeyi yapmayı öğrendikten sonra gene şimdi oyun yapma kısmına geçelim. Burada bazı yine başlangıç kitleri verilmiş. Bunları da gönlünüzce inceleyebilirsiniz. Size fikir verecektir bunlar da. Burada bir de FPS kit verilmiş. .bigbang'in en detaylı uğraştığı kit sanırım bu. Bunu da kendi oyunumuzu yapmayı öğrendikten sonra hızlıca üstünden geçeceğiz. Nasıl bir FPS oyunu yapılır adı üstünde. Ama dikkat etmeniz gereken önemli bir şey de Artbot'un güvenli internetin sembolü olduğunu unutmamanız. Çünkü oyunlarınızın bu tema üzerinde ilerlemesi gerekiyor ve barışçıl içerikler içinde olması gerekiyor. Yani vurmalı, patlatmalı, silah içerikli, şiddet içerikli oyunlar kesinlikle olmamalı. Yarışma kurallarını ihlal edeceğinden bu tarz oyunlar diskalifiye edilecektir. Buradan Empty Game, yani boş oyun seçeneğine basarak oyun yapma ekranına ulaşıyoruz. Şimdi ilk yapmamız gereken buradaki edit modunu yine voxel objede oluşturma, voxel obje oluşturma kısmındaki gibi basic'ten advanced'e almak olacak. Yine bu gördüğünüz gibi daha çok bize araç sunuyor. Burada sarı bir adam var gördüğünüz gibi, o bize ne yapmamız gerektiğini anlatıyor ama ben size zaten anlatacağım. WASD ile karakterinizi bu şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Space tuşuyla da karakterinizi zıplatabiliyorsunuz. Kamera ayarlarında konuşmamız gerekirse sağ tıkla bu şekilde döndürebiliyorsunuz. Ve şurada 3 tane kamera modumuz var. Onları tanıyalım hızlıca. Klavyeden B tuşuna basarsanız ya da buradan Fly kamera tuşuna basarsanız uçan kamera moduna geçiyorsunuz. WASD ile dönebilirsiniz bu şekilde. Gezinebilirsiniz. Sağ tıkla da yönünüzü belirleyebilirsiniz. WASD ile gezinirken Shift'e bastığınızda da daha hızlanacağını göreceksiniz. Fly kameradan sonra Orbit kameraya geçersek yörünge kamerasına ulaşmış olacağız. Scroll da bu şekilde, yani mouse'unuzu tekerleğiyle bu şekilde ayarlayabilirsiniz yönünü ya da sağ tıkla bu şekilde değiştirebilirsiniz. Yörünge kamerası çok kullanması etkili olmayan bir kamera, çok spesifik yerlerde ihtiyacınız olacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden Fly kamera ve Game kamera genel olarak tercih edeceğimiz seçenekler olacak. Üstteki kısmı
tanımaya devam edelim. Burada objeleri taşımamıza, sürüklememize, boyutlarını değiştirmemize veya yönlendirmemizi sağlayan araçlar var. Bunları da objeleri koyduğumuz zaman deneyelim. Burada oyunu durdurma ve oyunu resetleme butonlarımız var. Tekrar başlatabiliyoruz. Yaptığınız bir değişikliğin oyuna etkili etmediğini gördüğünüz zaman önce buradan oyununuzu bir reset atmanız gerekebilir. Böylece oyunu sıfırlayıp ayarları sıfırladıktan sonra yaptığınız değişikliklerin net bir halini görebilirsiniz. Burada yine kayıt alma kısmımız var. Burada da yaptığınız oyunları kayıt alırken önce Arfbot'u adını, sonra yaptığınız oyunun adını, sonra da kendi isminiz olarak belirtebilirsiniz. Mesela oyunun ismi olarak oyun koyayım ben buraya. Buraya da ismimi belirtirsem doğru bir isimlendirme yapmış olurum. Arfbot bulundurmayı unutmayın, en önemlisi bu. Ki bu sayede .Big Bang içinde sizin oyunlarınızı kolaylıkla bulabiliriz. Kayıt almanın yanında burada bir mood butonu var gördüğünüz gibi. Bu mood butonu oyununuzun atmosferini değiştirmenizi sağlayan bir kısım. Burada hazır atmosferler verilmiş size. Dilerseniz bunları kullanabilirsiniz. Mesela burada karamsar bir hava verilmiş. Korku oyunları yaparken kullanabilirsiniz ama unutmayın korku temalı oyunlar yine yarışmamıza uygun olmayacaktır. Çünkü biz daha barışçıl içeriklerle donatılmış oyunlar istiyoruz. Arfbot'un güvenli interneti temsil ettiğini unutmayın. Arfbot'un güvenli interneti temsil ettiğini unutmayın derken Arfbot'u isimlerinize bulundurmayı da unutmayın lütfen. Tekrar niteliyorum çünkü bu gerçekten çok önemli bir husus. Gelin atmosfer ayarlarına tekrar geçelim. Burada ambiyans, buradaki hazır verilen atmosferleri beğenmediğiniz zaman buradaki ayarlarla oynayabilirsiniz. Mesela burada ambiyans ışığı kısmı var. Işığın rengini değiştirebilirsiniz buradan dilerseniz. Buradan da yoğunluğuyla oynayabilirsiniz. Buradaki default tuşuna bastığınız zaman da varsayılan baştaki ayara döndürebilirsiniz. Burada güneş ışığının yine rengiyle, yoğunluğuyla, yönüyle, gölgelerden de görebileceğiniz üzere veya yüksekliğiyle oynayabilirsiniz. Yine gölgelerden anlayabileceğiniz üzere. Şöyle bunu biraz arttıralım. Burada gökyüzünün renkleriyle oynayabilirsiniz. Mesela şöyle bir ekranın kenarına gidelim. Şu an görebileceğiniz üzere yukarısı mavi, ortası turkuaz, aşağısı beyaz. Burada da onlar belirtilmiş zaten. Bunları dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Mesela yukarıyı kırmızı, ortayı yeşil, aşağıyı da mesela koyu mavi yaparak bu şekilde renk geçişlerinin olduğunu görebilirim. Absürt renkler seçtim ki anlamamız kolay olsun. Bu mesela yeşil orta dedik ya, ortanın tam olarak nerede başı bitmesini istediğimizi de bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Buradaki midpoint butonundan. Bunu default aldığımız zaman tekrar eski haline dönüyor. Ya da buradan hızlıca tekrar bunu seçebilirsiniz. Burada bir sis kısmı var. Buradan sis açıp kapatabilirsiniz isterseniz. Sisin ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Burada efektlerimiz var yine. Bloom efekti var mesela. Yani parlama efekti diyebiliriz buna. Nesnelerin daha parlak olmasını sağlıyor. Burada vignetting ayarı var. Bunları kurcalayarak yine nelerin ne yaptığını, ne işe yaradığını inceleyebilirsiniz. Mesela sanki sahne ışığı veriyormuş gibi ana karaktere bir ortam yaratıyor. Burada hue shift ayarı var. Renklerin tonlarını değiştirmenizi sağlıyor. Burada saturation shift yani doygunluk değişkeni var. Renklerin doygunluğuyla burada oynayabiliyorsunuz. Ne kadar arttırırsanız o kadar kırmızı, mavi ve yeşil tonlara kaydığını göreceksiniz. Burada parlaklık ayarı var. Burada da bir kontrast ayarı var. Renklerin birbiriyle ilişkisini ayarlayabileceğiniz bir kısım yine burası. Ama genel olarak buradaki atmosferlerin de sizin için yeterli olacağını düşünüyorum.
Hem o atmosfer yetmelerini buradaki ayarlar yetmediyse buradaki advanced kısmına basabilirsiniz. Yani gelişmiş olarak düşünebiliriz bunu. Buradaki ayarların daha detaylandırılmış hali. Burada mesela çözünürlük ayarını bu şekilde değiştirebiliyoruz. Eğer oyununuz gittikçe ağırlaştıysa, çok fazla şey eklediyseniz ve mesela bilgisayarınız zorlamaya başladıysa, buradan resolution'unu, yani görüntü kalitesinin çözünürlüğü düşürerek daha akıcı bir oyun elde edebilirsiniz. Ya da mesela gökyüzünün 3 farklı tondan oluştuğunu söylemiştik. Onun yerine buradan single color seçerseniz tek bir renkmiş gibi buradan onu da değiştirebilirsiniz. Bu alfa değişkeni de parametresi de bu rengin saydamlığıyla ilgili bir ayar. Mesela bunu sıfıra çektikçe gördüğünüz gibi o renk kaybolmaya başlıyor ve Dot Big Bang'in sizin için koymuş olduğu arka plana ulaşıyorsunuz. Çok aşağı indik. Ben bunu eski haline getirmek istiyorum. Bu şekilde daha güzel gözüküyor. Burada yine ışık ayarları var. İstediğiniz gibi kurcalayabilirsiniz bunları da. Burada gölge ayarları var. Bunlar çok spesifik ayarlar olduğu için detaya inmemize gerek yok. Kendiniz kurcalayarak kolaylıkla anlayabilirsiniz. Çok ihtiyacınız olacağını da sanmıyorum ama burada yine mesela parlama ayarının detayları var. Ya da doygunluk ayarlarının, parlaklık ayarlarının daha detaylı halleri var burada. Mod seçeneğini aldıktan sonra burada bir Entity Search kısmımız var. Entity Search ne demek ki? Entity Search oyunumuzdaki varlıkları aratabileceğiniz bir kısım. Oyununuza bulunan tüm varlıkları buradan görebiliyorsunuz, yönetebiliyorsunuz. Mesela oyun başladığından beri üzerinde yürüyüp koştuğum bir zemin var. Ama bunu mesela buradaki adamı seçtiğim gibi veya şunları seçtiğim gibi zemini tıklayarak seçemiyorum. Onun yerine buradaki ground'a basabilirim veya buradan ground, yani zemini aratarak ground'ı bulabilirim. Ve bulduktan sonra gördüğünüz gibi bunun da okları çıktı. Bu şekilde oynatabilirim eğer istersen. Şimdi Ctrl Z ile eski haline geri aldım. Entity Search kısmından sonra da burada Debug Options kısmı var. Debug Options kısmına da ufak yenilikler gelmişti ama burası biraz detaylı ve teknik bir kısım olduğu için yine çok ilgileneceğinizi düşünmüyorum ama meraklılar için üzerinden geçeceğiz yine burada da. Burada istatistik panellerini açabileceğiniz bir kısım var. Bilgisayarınızın nasıl tepkiler verdiğini ölçebilirsiniz burada. Burada FPS panel kısmı var. Buradan bilgisayarınızın kaç FPS ve ne kadar gecikmeyle çalıştığını inceleyebilirsiniz. Burada mesela Shadow Cam var. Bunu da mesela şöyle fly kameraya alarak inceleyelim. Güneş ışığının nereden hangi açıyla vurduğuna göre gölgenizin nasıl oluştuğunu inceleyebileceğiniz bir kamera sistemi koymuşlar. Burada farklı yine ayarlar var. Oyunuzdaki hataları çözümleyebilmenize sağlayacak farklı açılar var, kameralar var ya da sınırlar var çizilmiş. Bunları yine inceleyebilirsiniz. Buradan sisi açıp kapatabilirsiniz isterseniz. Mesela no fog kısmını kapattığım zaman buradaki sis açılmış oldu gördüğünüz gibi. Mod kısmından ayarlayabiliyorduk bu sisi, hatırlayabildiğiniz üzere. No fog aldığımda sisi kapattım şu anda. Bazı ayarlar var yine. Burada da Debug Options'ı da kapattıktan sonra burada bir de paylaşma kısmı var. Invite Friends olarak gösterilmiş. Bunu basınca önce daha oyununuzu kaydetmediniz. Şimdi kaydetmek ister misiniz diyor. Kaydedebilirsiniz. Burada oyununuzun linki çıkıyor. Bunu da arkadaşlarınız, ailenize paylaşabilirsiniz. Ama unutmayın, arkadaşlarınızın
Sizin oyununuza müdahale etme hakkı yok. Oyununuzu tamamen bireysel olarak yapacaksınız. Şimdi en önemli kısımlardan birine gelelim. Burada Show Resources adında bir buton var en sağ altta gördüğünüz gibi. Onu basarak Voxel Objects, Scripts ve Templates kısmına gelebiliriz. Burası oyununuzu tamamen oluşturacağınız kısım. Aslında burayı iyi yönetebilirseniz oyunlarınız da o kadar kaliteli olacaktır. Şu an Voxel Objects kısmında gördüğünüz gibi Mine sekmesindeyiz. 4 tane sekme var burada. Şimdi onları inceleyelim. Mine sekmesi oyun yapma kısmına gelmeden önce obje oluşturmayı öğrenmiştik. Hatırlıyorsanız orada oluşturduğunuz objeler için orada oluşturduğunuz objelerin profilinize eklediğiniz kendi objeleri burada görebiliyorsunuz. Buradaki iki objeyi de önceki atölyelerde yapmıştık. Eğer kaçırdıysanız onları da inceleyebilirsiniz. Bu atölyede açılıp kapanan sandığı yaptık hatırlıyorsanız. Onu gördüğünüz gibi buraya yerleştirebiliyorum. Sanki oyunumun bir parçası gibi burada bu sandığı görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Şu şekilde mesela daha fazla yaklaştırabilirim. Açılıp kapanan bir sandık var burada. Gördüğünüz gibi animasyonunu da beraber yapmıştık hatırlıyorsanız. Daha sonra buradaki sekmeyi oda alırsak eğer yayınlanmış tüm voxel objelere ulaşabiliriz. Eğer spesifik bir obje arıyorsak mesela buradan aratabiliriz. Mesela ArfBot'u arattığımız zaman daha önce yapılmış olan ArfBot'ları burada görebiliriz. Mesela Burcu'nun burada yapmış olduğu ArfBot'u görebiliyoruz mesela. Veya Işık'ın yapmış olduğu burada bir ArfBot var. Ya da Mustafa'nın burada yaptığı bir ArfBot var. Bunları burada görebiliyoruz. O yüzden ismine ArfBot yazmanız bu yüzden bu kadar önemli. Hem oyununuza hem de voxel objenize ArfBot adını verdiğiniz zaman bu şekilde sizlerin karakterlerini görebiliriz. Daha sonra burada gördüğünüz gibi bir sürü yaratıcı voxel objeler var. Mesela burada .Big Bang'in logosunun objesini yapmışlar. Veya burada bir Enderman var, tanıyor olabileceğiniz bir karakter. Mesela burada bir ev yapılmış, küçük. Ama bunun boyutuyla bu şekilde oynayabiliyoruz. Mesela bunu da birazdan detaylıca anlatacağım. Burada mesela tank yapılmış. Bunları da şimdi inceleyelim. Ondan sonra light kısmı var. Mesela .Big Bang komünitesinde yani topluluğunda gezerken birisinin yaptığı objeyi çok beğenirseniz onu beğenerek oradaki kalp sembolüne dokunarak light kısmını alabilirsiniz. Benim daha önce hiç beğenmiş olduğum bir voxel obje olmadığı için burada gözükmüyor. Disk'e bastığınızda da şu anki oyununuzda kullandığınız voxel objeleri burada görebiliyorsunuz. Şuradan tekrar ola alalım bunu. Şimdi mesela ev üzerinde oynamalara bakabiliriz. Buradaki araç objelerle oynamamızı kolaylaştırıyor demiştim. Mesela Scale'la başlayalım. Scale'ı seçtiğiniz zaman bu şekilde sarı hatlar çıkıyor gördüğünüz gibi. Buradaki küplerle bu objeyi büyütüp küçültebiliyorsunuz. Scale yerine Rotate alırsanız burada yörüngeler çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu yörüngeleri kullanarak da objenizi bu şekilde döndürebiliyorsunuz istediğiniz eksende. Buradaki Move tool'unu seçerseniz yani hareket ettirme aracıyla da bu şekilde istediğiniz yönde ince yönlendirmeler yapabilirsiniz. Buradaki kareleri de kullanabilirsiniz yine. Veya bu üç yerine Multi Tool seçtiğiniz zaman buradaki üç aracın da birleşmiş halini görebilirsiniz. Mesela buradan yön verebiliyorsunuz. Buradan yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Mavi kareyi tuttuğunuz zaman bu şekilde yerini değiştirebiliyorsunuz veya sarı küreyi tuttuğunuzda da bu şekilde boyutuyla oynayabiliyorsunuz. Bir voxel objeyle uğraşırken eğer buradaki Show Entity Props kısmını açarsanız da
Bu objenin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. Mesela bunun adı Basic Snowy House 3'müş. Burada gördüğünüz gibi birden fazla seçenek var. Buradan bunun ismini değiştirebiliyorsunuz. Mesela karevi yaparak bu objenin ismini değiştirebilirim ben. Burada etiketler kısmı var. Bu etiketler kısmına da burada bir documentation link konmuş. Meraklı arkadaşlar burayı da inceleyebilirler. Oyun yaparken çok ihtiyacınız olmayabilir ama eğer meraklar varsa bunları inceleyebilirsiniz. Burada transform kısmı var. Az önce yaptığımız her şeyi burada parametreleri değiştirerek de yapabiliyoruz. Mesela x parametresiyle oynayarak gördüğünüz gibi x ekseninde bunun yerini değiştirebiliyorum. Default'a bastığım zaman hepsini sıfırlanmış olarak oyunun merkezine atıyor. Ya da rotation yani yönlendirme ile ilgili parametreler var burada. Bu da bu şekilde döndürmenizi sağlıyor. Mesela döndürdükten sonra buradaki tool'larla tam olarak düzeltemediğinizde buradan default'a basarak bunun hepsini sıfırlamanız kolaylaşıyor. Ya da burada boyutlandırma parametresi var. Buradan yine bunu değiştirebilirsiniz bu şekilde. Bir de collision kısmı var. Bunu inceleyelim şimdi. Collider'ı mesela voxel obje olduğunda voxel obje ne kadar büyükse buradaki sarı hatta o kadar büyük gördüğünüz gibi o da onun mesela terime alışık arkadaşlar için hitbox'ı ya da çarpma bölgesi olarak gösteriyor. Mesela bunu voxel objeden box'a alırsak bir kutu halinde oluyor bu sefer ya da sphere yani küreye alırsak buradaki küre artık bunun çarpma alanını oluşturuyor. Gördüğünüz gibi eskisinden daha çok yaklaşabiliyorum şu an. Buradan da kürenin radius yani yarı çapıyla oynayabiliyoruz. Eğer mesela bunu 11 değil 20 yaparsam gördüğünüz gibi evden çok daha büyük oldu ve geldiğinde eve giremiyorum gördüğünüz gibi. Çünkü buradaki küre bana engel oluyor. Bunun da mesela oyununuzda eğer ulaşılmamasını istediğiniz yerler varsa çaktırmadan mesela buradaki collision kısmıyla oynayarak bunu değiştirebilirsiniz. Burada bir de response type yani cevap tipi var. Mesela bunu statikten dinamiğe aldığınız zaman veya trigger aldığınız zaman statikten dinamiğe aldıktan sonra eğer oyunu resetleyip tekrar başlatırsam değişikliklerimi görebilmek için gördüğünüz gibi bunu artık bu şekilde sürükleyebiliyorum. Mesela ne kadar büyük olursa olsun böyle sürükleyebiliyorum gittiğim yere götürebiliyorum gördüğünüz gibi. Sanki fizik varmış gibi oyunda aslında bu kadar büyük bir şeyi tabii ki taşıyamayız ama response type yani cevap tipini dinamiğe aldığınızda bu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Statikte durgun demek eğer bilenleriniz varsa bu da durgun bir hale getiriyor. Bunu da kullanabilirsiniz yine oyunlarınızda. Burada voxel objenizle ilgili görünüm detayları var. Mesela opaklığıyla oynadığınızda bu şekilde saydamlaştırabiliyorsunuz tamamen görünmezmiş gibi gözükebiliyor. Her gölgeleri de kapatırsanız bunu görmemiz tamamen imkansızlaşacak. Şu an sadece ışıkların yarattığı gölgeyle olduğunu algılayabiliyoruz. Gölgesini de buradan kapatınca gördüğünüz gibi neredeyse yokmuş gibi oluyor. Buradan gölgesini açıp kapatabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Buradan renk ayarları var. Emisyon yoğunluğu var mesela ama bunlar hepsinde çalışmayabiliyor. Objeyi yaratan kişiyle ilgili biraz da yani evin görünür olup olmadığını değiştirebiliyorsunuz mesela. Eğer response type'ını tekrar statiğe alırsam ve bunu görünmez yaparsam gördüğünüz gibi burada ilerleyemiyorum mesela.
geçilmemesini istediğiniz yerler olursa oyunda bu tarz yollara başvurabilirsiniz. Tekrar görünür yapalım. Buradan bunun sarı blok içinde nerede durduğunu da görebiliriz. Mesela burada içeriye giremiyoruz yine ama burada evin içine girebiliyoruz gibi. Çünkü hatırlıyorsanız sarı kısım içinde biz giremiyorduk. Buradaymış gibi gözüküyordu bizim voxel objemiz. Buradan yerini değiştirebiliyoruz böyle gördüğünüz gibi. Default'a basarak eski halini aldım. Bu dört kısımda bu şekildeydi. Voxel objeleri anladıktan sonra şimdi scripts kısmına bakabiliriz. Scripts'i de eğer açıklamak gerekirse scripts'i hazır yazılmış kısa kod parçaları olarak düşünebiliriz. Mesela burada çeşitli scriptler verilmiş bize. .bigbang'la ayarlamış oldu. Yine buradan bu sekmeleri değiştirebiliyoruz. Main kısmında kendi yazdığınız scriptleri görebilirsiniz veya ola basarak topluluktaki tüm scriptlere ulaşabilirsiniz. Spesifik kodları aradığınızda buradan yine aratabilirsiniz ismini. Ama ben daha çok buradaki featured kısmını kullanmanızı tavsiye edeceğim. Burada hem düzgün isimlendirilmiş hem de işinize yarayabilecek kod parçaları var. Mesela bunları gelin beraber inceleyelim. Mesela burada pet script var gördüğünüz gibi. Pet script'in eğer buradaki arfpot'a bırakırsam sürükleyerek gördüğünüz gibi tutuyorum ve sürüklüyorum. Göndermek istediğim voxel objeyi üstüne getiriyorum. Beyaza belirttiğimde hazır hale geliyor ve mouse'u bıraktığım zaman bu pet script artık buradaki voxel objeye atanmış oluyor. Gördüğünüz gibi pet script'i buradaki voxel objenin bizi takip etmesini sağladı. Sanki bizim evcil hayvanımızmış gibi. Ya da başka ne bakabiliriz mesela? Burada Enderman diye bir yaratık vardı, canavara vardı hatırlıyorsanız. Buna TriggerHurt script'i atarsam TriggerHurt yani tetiklendiğinde hasar ver diye çevirebiliriz. Bu da mesela Enderman'e gidip dokunduğum zaman gördüğünüz gibi 5 canımdan birini kaybetmiş oldum. Eğer ard arda dokunursam sık sık 5'ini de kaybettiğimde gördüğünüz gibi bu şekilde oyunda ölüyorum. Sonra tekrar doğuyorum. Mesela burada spin scriptini tankın üstüne atadığımda tankın bu şekilde dönmeye başladığını görebilirim. Ya da scale scriptini eve atadığımda bu şekilde büyüyüp küçüldüğünü görebilirim. Buradan mesela voxel objeye tıkladığımızda gördüğünüz gibi bu dördü zaten vardı. Burada bir de script kısmı gelmiş oldu. Objenizde her ne varsa buradaki özellik kısmından bunları görebilirsiniz. Burada spin script'inde detayları verilmiş. Bunları incelemeden önce hemen şuradaki butonlara bakalım. Burada bir edit kısmı var. Yani bu script'i isterseniz burada düzenleyebiliyorsunuz. Ama burası biraz daha teknik bilgi isteyen bir kısım. İçinize meraklılarınız veya bilenleriniz varsa buraya da ulaşabilir. Mesela burada açının zamana nasıl değişeceğine ilgili bir formül yazılmış. Bunları da inceleyebilirsiniz isterseniz. İsterseniz kendi scriptlerinizi yazıp kullanabilirsiniz. Ama burası çok da şart olan bir kısım değil. Çünkü ciddi teknik bilgi isteyen bir kısım. Buradan scriptlerin parametreleriyle de oynayabilirsiniz. Ama mesela spin rate'i birden arttırdığımda gördüğünüz gibi çok daha hızlı dönmeye başlıyor. Veya sıfırladığımda sıfır bir hızla dönüyor yani duruyormuş gibi gözüküyor veya bunu eksiye aldığımda öncekinin bu sefer tam tersi yönde dönmeye başlıyor. Yine arttırdığında hızlı artıyor. Sıfır alalım şimdi. Burada da spin'in hangi yönlerde olacağını yani hangi yönde döneceğini ayarlayabiliyorsunuz isterseniz. Mesela bu şekilde ayarladıktan sonra tekrar spin açtığımda gördüğünüz gibi bu sefer başka bir eksenle dönmeye başladı. Veya bunlarla oynarsam böyle. Gördüğünüz gibi başka şekillerde dönmeye başlıyor.
Default alınca yine eski haline geldiğini görebilirsiniz. Burada bizim bir sound'ımız vardı hatırlarsanız. Mesela bu sound'a move up and down'ı koyarsam yukarı aşağı bu sound'ın hareket ettiğini görebilirim. Mesela sound'ı yakalamak isteseydim eğer bu şekilde bu işi zorlaştırabilirdim veya üstüne çıkabilirim bu şekilde. Bir asansörmüş gibi işler görebilir. Hani size fikri olması açısından söylüyorum. Bu şekilde kullanımlar yapabilirsiniz. Burada move up and down'ın yine script'in detaylarını görüyorsunuz. Distance yani uzaklıkla ilgili bir parametre var. Bunu küçülttüğüm zaman çok daha dar bir aralıkta yukarı aşağı oynamaya başlıyor. Mesela tekrar üstüne çıkalım. Ama bunu arttırırsam eğer çok daha yukarı çıkıp inmeye başlıyor bu sefer. Gördüğünüz gibi şöyle fly kameraya geçelim mesela. Burada yukarı aşağı hareket etmeye başladım mesela gördüğünüz gibi. Bu tarz yaratıcı fikirlerle oyununuzu zenginleştirebilirsiniz. Oyununuzda bu tarz şeyler kullanabilirsiniz. Mesela buna şu anda dokunmak ya da tutmak zor olduğu için hatırlıyorsanız burada bir entity search kısmı vardı. Buradan açılıp kapanan sandığı buluyorum. Buradaki özelliğini değiştirebiliyorum kolaylıkla. Script kısmını anladıktan sonra da burada gelin templates kısmını inceleyelim. Yeni güncelleme ile beraber buradaki templates kısmı zenginleştirildi. Artık daha fazla seçeneğiniz var. Bu sizin şansınız olacak. Bunları mutlaka inceleyin. Şimdi beraber de bazılarını inceleyelim. Mesela burada Jeep Parking Sign var. Bunu koyalım. Şöyle. Roket varmış. Roket koyalım. Ya da Launchpad yazıyor. Launchpad koyabiliriz. Trambolin koyalım. Speed Boost koyalım. Ve şimdi bunları inceleyelim. Beraber şuradan başlayabiliriz. Mesela Speed Boost ayakkabısına bastığımda gördüğünüz gibi bu bir voxel obje ve üzerine script atanmış. Template ile tam olarak bu anlamı geliyor aslında. Üzerine script atanmış voxel objelere template diyoruz. Burada da bu template'in özelliklerini görebilirsiniz. İki tane script var burada gördüğünüz gibi. Mesela buna değdiğimiz zaman hareket hızım arttı bir anda gördüğünüz gibi. Burada onu ayarlayacak scriptler var. Çünkü mesela buradaki movement speed yani hareket etme hızını parametresini düşürürsem bu botları tekrar aldığımda bu sefer daha az bir hızlandırma etkisine maruz kalmış oluyorum veya buradaki zıplama etkisini arttırırsam ve bunu tekrar alırsam gördüğünüz gibi çok yüksek zıplamaya başlıyorum bu sefer. Bunu default olarak tekrar başa aldım ve tekrar aldım. Eskisi gibi zıplıyorum artık. Burada aldığımız zaman eğer duyabiliyorsanız ufak da bir ses çıkıyor. O sesleri de buraya koymuşlar mesela puff diye. Burada başka bir script var. Mesela bunu nasıl şöyle büyüyüp küçülüyor gördüğünüz gibi eğer dikkatli bakarsanız. Onu sağlayan bir script yazmışlar. Ya da botun etrafında mesela şu şekilde gösterebilirsem eğer parçacıklar hareket ediyor gördüğünüz gibi. Onu sağlayan kısım da buradaki particle yani parçacık kısmı. Bunun ayarlarıyla oynayarak da veya hiç particle olmayan bir şey nasıl ekleyeceğinizi düşünürsek mesela buradaki artbotu seçtiğimde şurada bir particle kısmını yine görüyorsunuz. Ekleyebileceğiniz her şey burada var. Mesela new particle dediğimde buraya parçacıklar saçılmaya başladı hemen gördüğünüz gibi. Bunun ayarlarıyla oynayabiliyorsunuz. Mesela start size arttırırsam particle'lar çok daha büyük başlıyor ve küçülüyorlar gittikçe gördüğünüz gibi veya bunun tam tersini ayarlayabiliyorum. Küçük başlayıp daha sonra büyüyorlar gördüğünüz gibi. Veya renklerini değiştirebiliyorum. Mesela siyahtan beyaza gidebilir. Çok büyüttük yanlışlıkla. Gördüğünüz gibi siyah olarak başlayıp beyaza doğru gidiyorlar. Bu
tarz şeyleri kullanabilirsiniz yine. Sanki fıskiyeymiş gibi gözüküyor. Veya opaklıklarını buradan değiştirebiliyorsunuz. Yine saydam yapabiliyorsunuz isterseniz bu şekilde. Dolgun olarak başlıyor, saydama doğru gidiyor mesela. Ya da parçacıklarının ne kadar canlı olacağını buradan belirtebiliyorsunuz. Süreyi çok arttırdığınızda bu sefer çok uzun süre parçacıklar kalmaya başlıyor. Mesela şöyle haritanın sonuna doğru gelelim. Gördüğünüz gibi daha aşağı doğru dökülüyorlar çünkü süreleri çok uzadı. Bunu azalttığımızda gittikçe yukarı geldiğini görebilirsiniz. Mesela artık buradalar. Veya iyice azaltıyorum. Gördüğünüz gibi çok daha erken bitmeye başladı bu sefer. Bu parçacıkların şekillerini değiştirebilirsiniz isterseniz. Mesela kuada aldığımda gördüğünüz gibi farklı şekillerde çıkmaya başladılar. Yayılma hızıyla burada oynayabiliyorsunuz. Mesela x ekseninde daha hızlı yayılsın dediğimde bu sefer bu şekilde bir yayılım sergiliyor. Veya y'de arttırdığımda yukarıya daha hızlı kalkıyor. Tarzı burada parametreler var yine. Bunlarla oynayabilirsiniz. Mesela x eksenindeki bir yer çekim etkisi istediğimde bu şekilde bir parçacık etkisi almış oluyorum. Gördüğünüz gibi tonlarca burada ayar var. Bunlarla da yine oynayabilirsiniz. Şimdi diğer template'leri incelemeye devam edebiliriz. Mesela burada roketimiz vardı hatırlıyorsanız. Bu roket üstüne tıkladığımızda şimdilik şu arfpotu silelim buradan. Delete'e basarak veya sol alttaki delete butonuna basarak kaldırabiliriz. Gözümüzü yormasın şimdilik. Roketin üstüne basıp inceleyelim mesela. Burada etiketlerde interactable etiketini görüyoruz. Dokümentasyonda da burada vardı mesela hatırlarsanız. Ne anlama geldiğini buradan inceleyebilirsiniz veya Türkçe'ye çevirerek de inceleyebilirsiniz. Bu etikete sahip varlıklar etkileşim sistemi tarafından etkileşime girilebilir olarak kabul edilir. Yani interactable'ı koyduğunuzda o obje artık etkileşime geçilebilir bir obje haline geliyor. Bunu anlamanızın başka bir yolu da üstüne yaklaştığınızda mesela şurada bir ok çıkıyor gördüğünüz gibi. Burada artık etkileşime geçmeye hazır anlamına geliyor. Burada da onun için script yazılmış. Mesela burada yine bunu inceleyebilirsiniz. İlgili arkadaşlar yine bunları düzenleyebilir isterlerse. Bu etkileşime geçilebilirlere gelip eğer E'ye basarsak etkileşime geçip bu şekilde patlatabiliyoruz gördüğünüz gibi roketi. Bakalım burada görebilecek miyiz roketi yoksa tamamen yok mu oldu? Patladıktan sonra roket tamamen yok oluyor gördüğünüz gibi. Ben yeni bir roket çekebiliriz onun için. Tekrar atmak için. Şimdi ayarlarla oynayabiliriz. Mesela flight second arttırarak daha uzun süre uçmasını sağlayabilirim. Acceleration yani ivmesiyle azaltarak da roketin çok daha yavaş hızlanmasını sağlayabilirim mesela. Launch Second'ı da eğer 3 koyarsam bakalım ne olacak. Şimdi tekrar gidip E basalım. Bastım. Fly kameraya aldım. Bu sefer 3 saniye sonra kalktı ve çok daha yavaş ilerliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi çok daha uzun süreler uçacak. Kaç yapmıştık? Bile unuttum mesela. Ona verdiğimiz süre boyunca uçacak 27 saniye ve az önce patladı gördüğünüz gibi. Şimdi başka template'lere bakmaya devam edebiliriz. Burada Launchpad vardı hatırlıyorsanız. Bu da üstüne bastığınızda size bu şekilde zıplatan bir kodu var. Bunu da yine inceleyelim buradan. Mesela script'i buradaymış. Burada script'in açıklaması yazılmış.
Bu script etkileşime geçildiğinde karakteri fırlatmaya yarayan bir özelliktedir diye açıklama yapılmış kısacası. Mesela buradan impulse'ı yani ne kadar kuvvet etki edeceğini arttırırsak 10.000'den mesela 5.000'e çekersem eskisinden çok daha uzağa fırlattığını görebilirsiniz. Bu şekilde bir script mesela. Bunun mesela bu script'i alıp başka bir yerde kullanarak başka bir şeyin fırlatmasını sağlayabilirsiniz size. Mesela bunu kopyaladım. Mesela buradaki Arfbot'a geldim. Yeni bir script koymak istiyorum. Paste as new dedim. Burada kopyaladığım script'i buna koydum. Ve sanki bir launchpad etmiş gibi buradaki Arfbot'a geldim de beni ittiriyor. Bunu anladıktan sonra burada trambolinimiz vardı hatırlıyorsanız. Şimdi onu inceleyebiliriz. Trambolin de bizi tahmin edebileceğiniz üzere yukarıya fırlatıyor. Onu da burada mesela script'i var hemen. Gördüğünüz üzere şunları kapatalım, rahat görelim. Burada da yine impulse var. Ne kadar kuvvet etki edeceği. Mesela bunu 800'den 8000'e çıkarırsam şu şekilde bunu tekrar eski yerine alalım. Çok daha yukarıya fırlatıyor gördüğünüz gibi. Veya 8000'den 10'a çekersem eğer çok az fırlatıyor. Gördüğünüz gibi resmen bir titreme oluşturuyor. 100'e alalım. Her bu şekilde. Bunu da mesela bu script'i de başka bir yere koyarak başka bir şeyin sizi yukarıya zıplatmasını sağlayabilirsiniz. Bu tarz fikirler oyununuzu geliştirmenize yardımcı olacaktır. Burada da bir parking sign'ımız vardı hatırlıyorsanız. Bunu da incelediğimizde mesela yine interactable olduğunu görüyoruz. Etkileşime geçilebilir bir parçaymış. Bakalım etkileşime geçince ne oluyor? Yaklaşıp E bastım yine. Ve burada bir Jeep oluşturdu gördüğünüz gibi. Bu Jeep'in kendisi de interactable'mış gördüğünüz gibi. Yine ok çıktı. Yine E bastım. Ve gördüğünüz gibi araba sürebiliyorum artık. Mesela parking sign dışında bu Jeep'i kopyalayıp kullanabilirsiniz. Eğer araba sürmek isterseniz oyununuzda ya da araba kullandırmak isterseniz oyununuzu oynayan kişiye bu tarz kullanımlar yapabilirsiniz. Jeep'in de parçalarını incelemenizi tavsiye ederim üzerindeki scriptleri. Çünkü mesela burada Jeep'in gövdesi var, burada tekerleği var. Bunlar nasıl beraber hareket ediyor diye merak ederseniz yani biraz incelediğimizde eğer buradaki body yani jip gövdesini yukarıya alırsam mesela şurada ufak bir parça var. Gördüğünüz gibi bu ufak olmasına rağmen mavi çizgilerle burada ona başka bir çarpma alanı oluşturulmuş. Oraya giremiyorum boş olmasına rağmen gördüğünüz gibi. Bunun adı jipmiş mesela. Halbuki o şekilde durmuyor. Ama buradaki asıl parça bu. Mesela buradaki tekerleğe baktığımız zaman burada transform kısmında bunun parent entitesinin Jeep olduğunu görüyoruz. Jeep neydi? Buradaki parçanın adıydı aslında. Yani buradaki her bir parça parent entity yani ebeveyn olarak buradaki Jeep'e bağlı. Buradaki Jeep'e bağlı olduğunda da hepsi hareket ettiği zaman hepsi yani buradaki Jeep hareket ettiğinde hepsinin beraber hareket ettiğini görebiliyoruz. Burada da yine Jeep'in asıl scriptlerini görebiliyoruz. Mesela arabanın hızları ile ilgili ya da yer çekiminden ne kadar etkileneceği ile ilgili burada ayarlara ulaşabiliyoruz kolaylıkla. Bunları istediğiniz gibi optimize edebilirsiniz kendiniz için. Bir oyun yapabilmeniz için aslında bilmeniz gerekenlerin çoğu bu şekilde voxel objelerin kontrolü, scriptlerin kontrolü, template'lerin yerleştirilmesi gibi detaylara hakim olmanız lazım.
Mesela burada parking sign'ında, yani buradaki park işaretinde bir script'i var. Spawn on interact, yani etkileşime geçildiğinde oluştur diye bir script ismi konmuş. Bu da etkileşime geçildiğinde mesela buraya jeep konmuş. Jeep'in oluşturulmasını sağlıyor. Mesela buradakileri siz optimize ederek kendinizi başka bir şey etkileşime geçildiğinde başka bir şeyin oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Bu tarz yaratıcılıklar katmayı unutmayın. Şimdi hızlıca bir de FPS kitini inceleme geçelim. Ama ondan önce eğer mesela oyununuzu bitirdikten sonra yine burada bir kırmızı buton var gördüğünüz gibi. Kırmızı yuvarlak ne anlama geliyordu? Benim kaydetmemiş olduğum değişiklikler var demekti. Tekrar kaydede basıyorum. Şimdi Vedat Big Bang'e dönüyorum. Profilime geliyorum. Sayfayı yeniliyorum. Ve oyunum burada gözüküyor mesela. Gördüğünüz gibi play'e basarak tam olarak oyun haline değil gördüğünüz gibi ama yine play'e basarak bu şekilde oynayabiliyorum oyunu. Burada roketler vardı mesela. Roketleri fırlatabiliyorum böyle gördüğünüz gibi. Buradaki hatırlıyorsanız daha geç ve daha yavaş uçuyordu. Ya da burada parking sign'a basarak jeep oluşturabiliyorum. Sürebiliyorum böyle gördüğünüz gibi. Edit'e basarak da oyunumu tekrar düzenleyebiliyorum. Eğer emin olmadığım şeyler varsa. Artık oyunum tamamen hazırsa buradaki kısımdan oyunumuzun başvurusunu yapacağız. Başvuruyu yapmadan önce hemen gelin bir de .Big Bang'in FPS kitini inceleyelim. Bununla bakalım beraber. Bu kit böyle vurdulu kırdılı oyunları kolayca yapmanız için tasarlanmış aslında ama tekrar belirtiyorum. Burası çok önemli. Bu tarz oyunlar Artboard yarışmasında Artboard yarışması için asla uygun değildir. Oyunumuzun barışçıl içeriklerle donatılması gerektiğini unutmayalım. Benim bunu size göstermemin sebebi ise buradaki ayarları mesela voxelleri, scriptleri yine kullanabilecek olmanız. Burada gezinerek mesela nelerin nasıl çalıştığını incelemenizi istiyorum. Mesela burada patlayıcı bir varil varmış. Mesela bunun silahla sıkıldığında nasıl hasar aldığını veya nasıl bir alana patladığını ilgili burada scriptler var. Patladığında burada ses çalmasını sağlayan bir script var mesela. Ya da flash yaratmasını sağlayan veya ne zaman yok edebileceğini, nasıl yok edebileceğini sağlayan scriptler var. Benim burada sistem beklentim bunları incelemeniz. Mesela buradaki kutuya da sıktığınız zaman hasar alıyorlar veya yok edilebiliyorlar. Burada da damageable yani hasar alabilir script var mesela. Bunları inceleyerek kendi oyunlarınızı uyarlamanızı istiyorum. Burada mesela şu şekilde kamerayla uzaklaşırsak buraya da ufak bir çalışma alanı oluşturmuşlar. Buradaki çalışma alanı da yine öğrenimizi kolaylaştırabilecek şekilde. Yine bunları incelemenizi istiyorum. Mesela Health Pickups kısmı var mesela bakacak olursak. Yani can almanızı sağlayan burada parçalar var. Yine bunları da kunarak bunları inceleyebilirsiniz. Mesela Health Pickup diye bir script var. Bunun üstünüze geldiğinizde canınızı arttırabilir. Mesela kendi oyununuzda mesela yüksekten düştüğünüzde canınız giderse bir yere bunu koyduğunuzda can toplamanızı sağlayabilirsiniz. Veya buradaki script'te nasıl can aldığını öğrenebilirsiniz. Buradaki asıl amacımız yani buradaki bu tarz scriptlere veya voxel objelere ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunları da oyunlarınızda kullanabilirsiniz. Mesela burada parçalanabilir bileşenlerle ilgili örnekler verilmiş. Yine mesela bunu doğrudan yine oyunlarınızı kullanabilirsiniz. Ya da burada başka bir çalışmanın da nasıl grafik arayüzü
ya da kullanıcı arayüzü oluşturabileceğiniz anlatılmış. Mesela gördüğünüz gibi burada wins, kills, best score tarzı istatistikler verilmiş. Bunları nasıl yazacağınızı burada anlatıyor. Mesela buna yaklaştığınızda istatistiksel arayüzün burada bir kısmı var. Buna bastığınızda burada skriptler çıkıyor karşınıza. Bunları mesela oyunumuza kopyalayarak bu tarz şeyleri yazdırmayı sağlayabilirsiniz. Mesela bunları inceleyelim. Mesela 600'den 500'e çektiğim zaman bunu gördüğünüz gibi biraz daha sağa alabildim. Ya da Y'yi 350'den mesela 0'a çekersem kayboldu. Eksi 500'e alalım mesela. Yukarıya çıktı. Biraz daha yukarıya çıkmasını istersem. Bu şekilde mesela yeriyle oynayabiliyorum. Ya da burada neler yazacağını mesela burada düzenleyebiliyoruz. Bu tarz mesela buradakileri inceleyebilirsiniz. Bunun yanında başka arayüzlerin nasıl yapılacağını da burada gösterimleri var. Mesela oyun bitince ekrana gelen madalyo ikonun burada nasıl yapıldığının skriptleri var. Gördüğünüz gibi burada neyin nasıl çıkacağını falan anlatım yapılmış. Mesela bunları aynen oyunlarınıza kopyalayabilirsiniz isterseniz. Ya da oyunu oynarsak mesela biraz inceleyelim şu şekilde. Return to game dedim. Ve oyundayım mesela. Sıktığımız zaman buradaki kutular bir yerden sonra patlıyor. Hasar aldığında da kırmızı oluyorlar. Mesela hasar aldığında nasıl kırmızı olduğunu merak ettiğinizde gelip bunu incelediğimiz zaman oyunu durduralım şöyle. Mesela damageable script içinde bakalım. Mesela bunu eğer öldürürseniz burada points for kill var. Mesela 0 yerine bunu 10 yaptığınızda kutuyu patlattığınız zaman 10 puan kazanabiliyorsunuz. Veya burada evet kırmızı burada gördüğünüz gibi flash killer var. Burada vurulduğu zaman hasar aldığında mesela 0'ı ay kırmızıyı buradan maviye çekersem eğer şimdi oyuna geri dönelim. Gördüğünüz gibi sıkınca mavi parladı ve patlattığım için 10 puan kazandım. Sade gözüküyor ya da verdiğim hasar artıyor gördüğünüz gibi. Bunun içinden başka bir silah çıktı mesela. Üstüne giderek o silahı elime almış oldum. Ve daha fazla sıkıyor. Mesela bu silahı nasıl elime aldığımı merak ediyorum. Oyunu resetledim şimdi. Fly kamerayla oraya tekrar gidiyorum. Şuradaydı hatırlıyorsak. Mesela bunu inceleyelim gelin beraber. Kendi oyunumuzda eğer bir şeyi almak istersek nasıl yaparız diye düşünürseniz. Burada Weapon Pickup mesela script'i varmış. Buradaki script'i mesela weapon değil de başka bir şey koyarak kendi oyununuza monte edebilirsiniz. 20 saniye sonra tekrar oluşuyormuş mesela burada. Bu süreyi azaltarak sürekli oluşmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde scriptleri kendi oyununuza modifiye edebilirsiniz veya template'leri veya voxel objeleri kendi oyununuza alabilirsiniz. Buraları nasıl kullandığınızı anladıktan sonra oyunlarımızın bittiğinde yarışmaya nasıl başvuracağımızı konuşabiliriz. Şimdi tekrar çıktım. Tekrar yarisma.arfpod.com sayfasına geliyorum. Burada başvuru butonu vardı hatırlıyorsanız başvuru butonuna bastım.
Burada bizi böyle bir Google formu karşılıyor. Tek Ankara Maker Programı Artbot oyun kodlama yarışması 2023 adı altında. Burada tekrar bilmeniz gereken bilgilerin kısa bir anlatımı var. Son gün 3 Kasım olduğunu lütfen unutmayın. Buraya kullandığınız e-postayı koymanız lazım. Bu e-postayı kontrol ettiğinizden emin olun. Çünkü finale kaldığınızda buradaki e-posta aracılığıyla bilgilendirileceksiniz. Yarışmaya oyunuyla katılan öğrencinin ismi, soy ismi, doğum tarihi, ikamet ettiği şehir, okul, sınıf, veli adı, soyadı, velinin öğrenciyle hangi dereceden yakın olduğu, velinin e-posta adresi, velinin telefon numarası, öğrenciye ulaşılamadığı bir zamanda bunlar da büyük önem arz ediyor. Oyununuzun adı, gelip buradan bakalım. Mesela Arfbot oyun Eren Berk Eraslan'dı benim. Mesela buraya onu giriyorum. Oyunun adında Arfbot olması gerektiğini sakın unutmayın. Bu da önemli bir etken bizim oyunlarınızı bulabilmemiz için. Oyununuzun ne türde olduğunu burada belirtebilirsiniz. Mesela parkur oyunu olabilir, aksiyon oyunu olabilir, spor oyunu olabilir. Bu tarz oyunların türlerini burada belirtin. Oyununuza neyi amaçladığınızı tek bir cümleyle burada açıklayın. Oyununuzun açıklamasını burada bir tık daha detaylı halinde yapmanızı istiyoruz. Burada sorulara yanıt vererek bunu yapabilirsiniz. Oyununuzun linkini buraya yapıştırmanız gerekiyor. Mesela oyunumun linkini nasıl alacağım derseniz, oyunuma girdikten sonra, mesela bu bizim beraber yaptığımız bir oyundu. Buradan bağlantı butonuna basıp burada copy var. Veya buraya 3 kere tıklayarak Ctrl C ile buradaki linki alıyorum ve buraya yapıştırabiliyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa buraya yazabilirsiniz. Kişisel verilerin işlenmesi kanunu ile ilgili buradaki kutucukları onaylamanız gerekiyor. Bütün bunları doğru bir şekilde doldurduktan sonra başvurunuzu artık gönderme hazırsınız. Lütfen eksiksiz ve doğru bir şekilde gönderdiğinizden emin olun. Tek bir oyuna katıldığınızdan emin olun. Oyununuzun yarışma temasına uygun olduğundan, mesela Artbot içine barındırdığından veya şiddet temalı Eren gibi bir şey içinde bulundurmadığından emin olduktan sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Tek başvuru hakkınız olduğunu unutmayın. O yüzden bir başvuru yaptıktan sonra bir başvuru daha yaptığınız takdirde hiçbir başvurunuz kabul edilmeyecektir. Bu yüzden başvurunuzu dikkatli bir şekilde yapın. Oyununuz tamamen bittikten sonra, oyununuzun bittiğinden emin olduktan sonra yapın. Hepsini doldurduktan sonra buradaki gönder butonuna basarak başvurunuzu bize iletebilirsiniz. Bugünkü atölyemize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Oyunlarınızı yaparken kolaylıklar diliyorum. Hepinize iyi günler.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. You can